Federasyonu karar aldı. Karşılaşmalar 15'te başlıyor. A2 takımları da 12.30'da başlayacak. 7 Ekim Cumartesi Girne Akevi, Mustafa Acar Yılmazköy, Mor Menekşe, Binatlı, Bafül Kürdü, Maraş ve Dems Construction Çanakkale, Ozanköy. 8 Ekim Pazar yine 4 karşılaşma var. Gönyeli, Miracle Değirmenlik, Esentepe, Düzkaya, Lapta, Geçitkale ve Yalova, Hamitköy karşılaşmaları var 3. haftada. Her zaman olduğu gibi sevgili Necmi Ulusal'la birlikteyiz. Hoş geldin Necmi Ulusal. Hoş bulduk. Evet, çok kısa bir değerlendirme alayım ama bu arada hemen Yalova Spor Kulübü'ne de başsağlığı dileklerimizi iletelim. A2 oyuncusu, altyapıdan yetişen oyuncusu Mustafa Baran hayatını kaybetmişti. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz ve Allah'tan rahmet diliyoruz Mustafa Baran'a ve Yalova camiasına. Evet, evet, nasıl değerlendirirsin çok kısa ve hemen başlayalım. Mekanı cennet olsun genç kardeşimizin. Tabii ki 2 hafta önce de başka bir arkadaşı kaybetmiştik Yalova, evet, camiasında. Kaza, trafik kazası yani olmuştu. Yani üst üste geldi, gerçekten üzücü bir durum. Görmek istemediğimiz, yaşamak istemediğimiz olaylar ama maalesef ellerinde bir şey gelmiyor. Haftayı değerlendirecek olursak kısaca 8'de maçımız var. Hızlı ilerleyelim. Tabii ki. Emiroğlu dilersin. Miracle Değirmenlik ve Gönyeli göze çarpıyor. İlk 2 haftada kayıpsız. Fark ettirdiler. 6'şar evet, puan ve bu haftada maçları var birbirleriyle. Pazar, evet, günü gerçekten haftanın önemli maçı. Güzel bir karşılaşma olacak gibi geliyor bana. Gönyeli'de, tepede. Bu iki takımı bir adım daha önde görebiliriz. Tabii ki daha 2. hafta tamamlandı ama geçen hafta yine bu yollarda söylemiştim. 1. ligde hiçbir zaman kopma olmayacaktır bana göre. Tabii bunu zaman gösterecek ama birçok takımın denk olduğunu düşünüyorum. Bu hafta Mor Menekşe, Geçitkale ilk galibiyetlerini aldı. Ozanköy aynı şekilde. Girne Alkevi'nin yenilmezlik 2 haftada bir gol atıp gol yemeyerek 4 puana ulaştığını görüyoruz. Tabii ki beklenti altında kalan takımlar olmadı mı ilk 2 haftada? Bana göre oldu. Dems Construction, Çanakkale, Hamitköy, Esentepe. Bunlardan en az birer galibiyet beklerdim ilk 2 hafta açısından. Ama dediğim gibi her maç zor. Takımlar da yavaş yavaş haftalar geçtik sonra performanslarını artıracaklar oyuncular ve lige ısınacaklar diye düşünüyorum. Tabii ki hava şartları da önemli. Geçtiğimiz hafta çok sıcak altında oynandı, evet, karşılaşmalar. Evet. Bu hafta bir anda havalar değişti. Bir serinleme geldi. Bu da futbolu olumlu yönde etkileyecektir ama tabii, az sonra özet görüntülerde de konuşacağız. Zemin sıkıntılarını, stat sıkıntılarını. Maalesef. Onlar da maalesef futbola olumsuz yönde etki veriyor. Bafül Kürdü ve Lapta'yı pek iyi görmedim ilk 2 haftada. Maçlar geldiğinde yeniden konuşacağız ama bazen de sezon öncesinde oynanan hazırlık maçları ölçü değil derler ama sinyalleri de veriyor. Sen biraz izlemiştin çünkü. Evet. Aynen öyle. Yani özellikle bir iki takımdan ben sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum bu yıl adına ama genel anlamda konuşacak olursak Miracle Değirmenlik, Gönyeli, alttan Mor Menekşe'nin bu işin içinde olabileceği hissiyatı var içimde. Esentepe'nin, Hamitköy'ün bu şekilde kalmayacağını düşünüyorum. Üst tarafları zorlayacaktır diye düşünüyorum. Bunlar dışında diğer takımların hemen hemen aşağı yukarı denk olduğunu gördüm ilk 2 haftada. Tabii ki çıkış yapacak olan takımlar da olacaktır. Bir Binatlı'dan beklediğim galibiyeti göremedim. Dems Construction, Çanakkale aynı şekilde. Bu takımlardan ben galibiyetler bekliyordum. Hamitköy aynı şekilde ama daha ligin başı, daha 2 hafta geride kaldı. 28 tane maç var daha lig için. Playout, playoff heyecanı da yaşanacak 1. ligde. Çok çok uzun bir yol bizleri bekliyor. Dilersen görüntülerle konuşuruz. Evet, başlayalım özet görüntülerimize. İlk karşılaşmamız Miracle Değirmenlik Lapta karşılaşması. Farklı kazandı Miracle Değirmenlik. İzliyoruz, sonrasında stüdyodayız. Aksa 1. Lig'in 2. haftasında Miracle Değirmenlik ile Lapta Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Burak Mandıralı, Halil Erdem Canaoğlu, Özal Çağlayan yardımcılıklarını yapıyor. İlk haftada farklı kazanan Miracle Değirmenlik Lapta'yı konuk ediyor ve Değirmenliğin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen atak Şükrü Ceza sahasında, son çizgi Şükrü bırakıyor. Sert bir vuruş Hüseyin Değnekli'den sonuç gelmiyor. İlk bölümler Miracle Değirmenlik atağı, Şükrü'nün ortası, bu ataktan daha sonuç gelmiyor. Bir başka atak
ceza sahasına yapılan orta. Kaleci Hakan boşta kalan top iki hamlede topa sahip oluyor. İlk yarıda üst üste pozisyonlar. Hüseyin Değnekli ceza sahasında gol pozisyonu, vuruş, kaleci Hakan başarılı. Müthiş kurtarış kaleci Hakan'dan. Bir başka atak. Ceza sahasına Hüseyin Sadıklar. Topun gelişine Hüseyin Değnekli. Şükrü Kasım topağalara gönderiyor. İzliyorsunuz. Hüseyin Değnekli vuruyor. Hakan çeliyor. Kasım Tağman golü atıyor. Ve 1-0 öne geçiyor Miracle Değirmenlik. Bir başka atak. Kasım Tağman yerde kalıyor. Maçın hakemi Burak Mandıralı penaltı noktasını gösteriyor. İtirazlar var. Karar değişmiyor. Topun arkasında Şükrü. Dakika 17. Şükrü ve gol. Şükrü atıyor. Miracle Değirmenlik 2-0 öne geçiyor. Topu ve kaleciyi farklı köşelere bırakıyor. Miracle Değirmenlik 2-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklar devam ediyor. Hasan Uluköklü başlayan atak. Hüseyin Değnekli zarif hareketler top ağlara gönderiyor. Dakika 34. Bayrak kalkıyor. Pozisyon offside. Bir başka atak. Şükrü vuruyor. Hakan çeliyor. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. İlk yarıda etkili bir futbol Miracle Değirmenlik'te. Hüseyin Değnekli ceza sahasında gol pozisyonu ve gol. Dakika 34, gol Hüseyin Değnekli. Miracle Değirmenlik Lapta karşısında 3-0 öne geçiyor. İlk haftanın golcüleri bu haftayı da boş geçmiyor. Ender gelişen Lapta hata, uzaktan atılan şut, sonuç gelmiyor. Bir başka atak, serbest vuruş. Ceza sahasına yapılan orta, Enes'in kava vuruşunda top yandan asfara dışarıya gidiyor. Yine serbest vuruş. Direkt kaleye kaleci Hasan Piro iki hamlede kale sahasında topa sahip oluyor. Ve sonrasında da Burak Mandıral'ın çalan düdüğüyle ilk yarıyı Miracle Değirmenlik Lapta karşısında 3-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Lapta takımı başlıyor. Gelişen atak, atağın yönü sol taraf. Hüseyin Değnekli üst direk. Sonrasında savunma topu uzaklaştırıyor. Şanssız dakika Miracle Değirmenlik adına ceza sahasında Kasım Tağman. Topu ağlara gönderiyor ama öncesinde bayrak kalkıyor, pozisyon offside. Ceza sahasına yapılan orta. O noktada Kasım Tağman yine topu ağlara gönderiyor. Yine bayrak kalkıyor, pozisyon offside. Üst üste goller offside gerekçesiyle iptal ediliyor. Enes Kubat kontrol ediyor, vuruyor. Top yandan dışarıya gidiyor. Gelişen atak, Hüseyin Sadıklar, Kasım Tağman dönüyor, vuruyor. Savunma, açılan top. Kasım vuruyor, topu üstten dışarıya gönderiyor. Enes'le gelişen atak, ceza sahası ön çizgisinde vuruş, kaleci Hasan Piro'da kalıyor top. Bir başka Lapta atağı, ceza sahası içerisinde gol pozisyonu ve gol. Dakika 70, gol Enes Bayram. Lapta beklediği aradığı golü Enes Bayram'la buluyor. 3-1 oluyor karşılaşma, ümitleniyor Lapta takımı ama Miracle Değirmenlik atakları da devam ediyor. Şükrü'nün ceza sahasının ortası, Hüseyin Değnekli dokunuyor, topu ağlara gönderiyor. Dakika 71, gol Hüseyin Değnekli. Miracle Değirmenlik 4-1 öne geçiyor. Hüseyin Değnekli'nin 2 golüyle 4-1 oluyor skor. Gelişen Lapta atağı, ceza sahasına yapılan orta, kaleci Hasan Piro Enes, Hasan Piro'da kalıyor top. Sol taraftan gelişen atak, içeriye bırakılan top, atak devam ediyor. Hüseyin Sadıklar vuruyor, top direğe çarpıyor, dışarıya gidiyor. Şanssız dakika Miracle Değirmenlik adına Şükrü vuruyor, sonuç alamıyor. Fırat'la başlayan atak, Kasım, Hüseyin Sadıklar aşırtma bir vuruş, kaleci Hakan'da kalıyor top. Üst üste pozisyonlar, bir başka atak. Kasım kaleye bakıyor, mükemmel bir gol atıyor. Dakika 80, gol Kasım Tağman, skor 5-1 oluyor. Mükemmel bir gol atıyor Kasım Tağman. Geçtiğimiz hafta hat-trick yapıyor. Bugün 2 golle gollerine devam ediyor. Ceza sahasına yapılan orta, savunma, köşe vuruşu. Gelişen atak, Kasım vuruyor, topu üstten dışarıya gönderiyor. Maçta artık son anlar ve maçın hakemi Burak Mandıral'ın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Miracle Değirmenlik 5, Lapta 1 ve Miracle Değirmenlik 2. haftada liderliğini sürdürüyor. 5-1'lik galibiyet, Miracle Değirmenlik 2'de 2 yaptı ve kayıpsız lider yürüyor ligde. Necmi Ulusal, karşılaşmayı izledin. Evet, maçtaydım. Tabii Miracle Değirmenlik, geçtiğimiz hafta yine söylemiştim. Kadrosu çok kaliteli bir kadro. Bana göre bu ligde olmaması lazım yani bu kadronun. Bu kadroyu alın şu an Süper Lig'e koyun. Yani şampiyon olur demiyorum ama ilk 3'te yer bulur bence. Ama yani bir gömlek,
Ki gömlek yukarıda değil mi şu an birinci ligde? Kesinlikle. Çok kalite farkı var. Oyuncular birbirine yavaş yavaş alışmaya da başladı. Biliyorsun geçtiğimiz yılın çok iyi bir uyum ikinci var. Yarısını ha. Boş geçti Miracle Değirmenlik takımı. Ligden ama atılma durumu, ihraç edilme durumu. Birbirleriyle oynadılar. Antrenman yaptılar. Tabii kolay olmadı. Özge Hoca'nın işi de daha zordu. Yani oyuncuların hiçbir önünde bir motivasyon kaynağı yoktu. Ama şu an bana göre bu yıl alacakları şampiyonluk, o hedefi koydular yani. Evet. Eğer alırlarsa en büyük motivasyon olur Miracle Değirmenlik için. Çünkü bu oyuncu grubu, bu teknik heyet, bu kulüp belli ki futbolu özlemiş. Çok. Yani oyunculardan ben onu hissediyorum. Her golden sonra büyük sevinç yaşadılar. 5-1 gerçekten güzel de goller izledim. Daha da farklı bitebilirdi. Birkaç gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sayılmadı. Direkten dönen toplar var. 2 tane. O kas değerli yönetmenim Erkut Mansucu, Kasım Tağman'ın bir golü var iptal edildiği. Ona da bir bakalım geldiğinde. İkinci yarıdaydı. İkinci yarıdaydı o. Ona da bir bakalım. Yani çok rahat bir oyun. Erken kopan bir maç Kaya Emiroğlu. Yani 34 dakikada 3-0 olan bir maç. Evet. Yani ben birinci golü anlatıyordum. Tam radyodaydım 15. dakikada. Tam birinci golü anlatılacakken bağlandılar bana. İkinci golü de verdim penaltıdan. 17'de de ikinci evet. gol geldi. Yani çok kısa sürede maç koptu. Hava da kötüydü. Biraz rüzgar vardı. Ondan da etkilemiş olabilir Lapta takımı ama kağıt üstünde olduğu gibi maçın favorisi rahat kazandı. Bu ilk yarıda iptal edilen gol mü? Evet. Evet bu ilk yarıda. Hüseyin Denetli'nin sayılmayan golüydü. Burada offside mi? Bir pası evet. var. Topa vuruşanı isteyelim. Hasan mı? Evet, Hasan Ulukök. Tamam, öne doğru. Şimdi öne doğru gidelim. Öne doğru. Evet. Alsın Hasan. Hasan Ulukök alsın topu. Şimdi Hüseyin Denetli hareketleniyor. Topa vurduğu anda duralım. Duralım burada. Bir daha, bir öne daha. Bir daha tamam o kadar. Bence arkada adam değil. Var. Hani Ahmet Sezer orada arkada, bozuyor. Evet ofsayt değil. Evet. Yani eğer bu Hüseyin'in denetliğinin pozisyonuna mı verdiler ofsaytı evet. bayrak? Yani burada aslında verilen ofsayttan çok Lapta'nın dizilişine bakmak lazım. Yok geri gelelim. Geri gelelim oynatmayalım biraz. Oynatmayalım hiç. Lapta savunmasının uyumsuzluğuna topa bir vurduğu bakalım an. Aslında. Evet topa vurduğu an. Yani oyuncuların nasıl görüyorsun ki uyumsuzluğu var. Evet. Yani duruş açısı. Evet. Yani burada çok rahat ofsayta girebilirdi Hüseyin Denetli. Yani orada Ahmet'in bir tık önde olması. Daha çizgi olmaları gerekir. Yani, evet aynen. Yani aynen. Bu şekilde bakmak lazım. Evet kesinlikle. Çünkü bu tip oyuncular çok süratli oyuncular Hüseyin. Hüseyin Denetli rakibiniz lazım çizgi olasınız. Yani burada bir adım atsanız zaten ofsayta düşerdi. Nitekim yardımcı hakem ofsayt verdi ama burada Değirmenli'nin golü yendi. Yani evet devam etsin. Istiyorum. Normal devam edelim. Vursun evet burada. Ama bayrak burada, kapmış yani ve... Çok klasta bir çalım attı. Hüseyin Denetli bunları çok iyi yaptı. Ofsayt değil. Bu hafta inanılmaz yani iyi oynadı Hüseyin. Değirmenlik takımı da iyi oynadı ama... Miracle Değirmenlik maç kazana kazana daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü az önceki konuya geliyorum. Geçtiğimiz yıl oynanmayan bir lig. İkinci devresi oynanmayan bir lig. Bu yıl aç bir futbolcu grubu, başarıya aç bir futbolcu grubu var. Başarıya bir aç bir başkan var, yönetim var. Şampiyonluk hedefliyorlar. Bu yüzden çalışıyorlar. Bana göre Miracle Değirmenliği diğer takımlardan biraz ayırırım kalite anlamında. Çünkü gerçekten yani burada 5-6 tane isim en az milli takım oyuncusu. Evet. Yani kalecisinden tutun forvetine kadar birçok isim ülkemizin en iyi oyuncuları arasında. Sadece yaş anlamında tecrübeli futbolcular Hüseyin Sadatlar olsun, Adil daha oynamadı bu maçta sakatlığından dolayı. Yani Adil olsun, Semih olsun bunlar biraz daha Hasan Pir olsun biraz daha yüksek yaştaki oyuncular ama Değirmenlik burada Hüseyin Değnekli gibi Şükrü gibi gençleri de takıma kattı. Onlar da gelecek adına ülkenin bana göre yıldız isimlerinden olacaklar. Evet, bu pozisyon bu topa vurduğu anda bakalım bir eğer kadrajda varsa görmeye çalışacağız ama. Biraz zor gibi ama. Evet. Orada Lapta'nın savunmada devam etsin. Öne doğru devam etsin. Yavaş yavaş. Şimdi burada önde tabii Kasım. Ama biraz... sağ bek var mı o bir tarafta bilmiyorum. Bir de sol bek tabii. Bu da sol bek de var. Evet. Hüseyin Sadıklar ortaya yapıyor. Sen bu pozisyonu gördün değil mi? Gördüm ama yani Kasım'ın da itirazı oldu. Offside olmadığı yönde. Evet. Devam etsin. Yavaş devam etsin. Sanki burada tabii biraz önde gözüküyor.
burada. Evet. Ama topa vurulduğu an önemli tabii. Yani tek kamerayla yorum yapmamız doğru. Yani çok zor. Çok. Sağlıklı olmaz. Evet. Burada yardımcı hakeme ben güveniyorum. Çünkü çok net bir şekilde görmüş olması lazım. Tamam, devam edelim. Yani kısacası Miracle Değirmenlik antrenman havasında bir maç kazandı bu hafta. İlk hafta Bafül Kürdün'e 5 gol. İkinci hafta Lapta karşısında 5 gol. Ama yayının başında da söyledim. Lapta ve Bafül Kürdün lige çok kötü başladı. İki takımda. Evet. Yani 2'de 0. Puan alamazsanız sorun yok 2 haftada. Daha ligin başındayız ama bana göre önemli olan nedir şu an? Oynadıkları oyun. Gelecek adına, gelecek haftalar adına umut veriyor mu, vermiyor mu? Tabii ki. Ben önemli. Bu maçta Lapta'dan pek umut görmedim. Gerçekten görmedim. Yani net pozisyonları 1 veya 2 taneydi. Zaten bir tanesi gol oldu. Evet. Bu pozisyon. Arada. Evet. Enes'in, bu gol oldu. Enes'in yani ben daha baskı yapan, pozisyon üreten, koşan, mücadele eden bir takım bekliyordum. Daha dinamik oynayan bir takımdı geçen yıl. Geçen yıl ama dediğim gibi geçen hafta yine bu programda söyledim. Mustafa Yaşar'ın eksikliğini arayacaklar. Yani o 10 numara köprü görevi orta sahadan hücum hattına topu geçiren futbolcu, evet, Mustafa'ydı. Çok koşan bir oyuncuydu. Sadece 10 numarada da değil, kanatlara giden, forvete giden, savunmaya gelip yardım eden bir oyuncuydu. İzledin de dolduramadılar değil mi? Yani şu an işte onun eksikliği bana göre odur. Evet. Bilemiyorum doldururlar mı dolduramazlar mı ama zamana ihtiyaç olduğu kesin. Lapta için, Miracle Değirmenlik için söyleyecek pek bir şey yok. Yani iyi oynadılar. Hak ettikleri bir galibiyet. Tabii ki bu hafta önemli onlar için. Gönyeli deplasmanı. Haftanın en önemli maçı. Kesinlikle yani haftanın maçı. Evet. Yani büyük ihtimalle çok da kalabalık bir seyirci olacak Gönyeli'de o gün. Hı. Şu Gönyeli'de 2-2 yapan bir takım. Evet. Gönyeli'de az sonra konuşacağız geldiğimizde maça, bundan sonraki maç sanıyorum Gönyeli. Çok güzel bir maç olacak. Tabii ki Miracle Değirmenlik de puan kaybedebilir bu ligde. Yani ben geçen hafta da söylemiştim. Çünkü lig uzun bir maraton Kaya Emiroğlu. Ne kadar iyi takım isterseniz olun. Yani mutlaka kaza yaparsınız. Doğal olarak. Yenilmeyecek olan takım zordur yani. Yani bütün takımlar yenilebilir. Hı hı. Ama ligin geneline baktığımda, istikrara baktığımda bana göre bu yıl Miracle Değirmenlik şampiyon olur veya olmaz bilmiyorum ama önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Süper Lig'de olur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Sadece bu benim fikrim değil, tüm spor kamuoyunun fikridir diye, evet, düşünüyorum. İlk iki haftadaki performansa da baktığımızda yani bu açık bir şekilde görülüyor. Ama Lapta uzun bir maraton var yani önümüzde. Var. Lapta bu maçı kaybetmiş olabilir. Bu maçtan dersler çıkarması lazım. Evet. 5-1 kaybetti, daha da farklı bitebilirdi. Geçtiğimiz hafta birebir rakibi gibi gördüğüm Düzkaya'ya yenildi. Artık 3. haftaya bakmalı. Lapta önümüzdeki hafta Geçitkale ile oynuyor evinde. Tam ayağa kalkma maçıdır Lapta için, evet, bu hafta. Bu arada penaltı pozisyonunu da bir alabilir miyiz? Erkut Mahsucu penaltı pozisyonu oluşumuyla ilgili bir ona da bir bakalım. Hangi dakikaydı? İlk yarıda değil mi? Evet. Pozisyon. 17. dakika. Bakalım bir ona da. Bundan sonra geliyor zaten. Bundan sonraki pozisyon. Devam etsin. Bundan devam etsin. Bir gol olacak. Evet. Ardından da ikinci pozisyon olacak ardına. Tamam, devam etsin. Dur, ben o zaten goldü. Uyaracağım Erkut Mahsucu. Bu golüdü. Evet, bu ilk gol, hemen ardına penaltı pozisyonu olacak zaten. Bir evet. Sonraki. Evet. Burada Kasım'ın golü yine. Evet. Yani Hüseyin Deynekli ve Kasım ön plana çıktı. Yani fark ettiriyorlar. Bu pozisyon. Evet. Oldu. Bakalım buna da. Kasım yarısı. Kasım düş, yani temas var mı yok mu orada? Topsuz alanda koşu yaparken düştü. Sen nasıl gördün pozisyonu? Ben penaltı görmüştüm ama bir daha inceleyelim tabii televizyonda. Şimdi Burak Mandıralı. Burak Mandıralı yakın. Yakın pozisyona. İçeriye giriyorlar. Yani bir bileğine bir basma var mı Kasım? Yok, kendi hiçbir başına şey düşmüş. Yok. Evet, hiçbir şey yok. Kendi başına. Bu aldatmaya yönelik hareket bile olabilir. Yani şimdi Kasım'ı övüyoruz, tamam, onda sıkıntı yok ama burada bu pozisyon net görünüyor. Yani bunu şimdi hemen önünde de Kasım'ın arkasında da bir futbolcu daha var tabii orada. Biraz daha geri gelelim. Daha geri gelelim. Yani daha geri müdahale lütfen. Acaba evet. Daha önceden mi? Girerken sağ ayağı. Hangi futbolcuydu o? Süleyman. Evet. Süleyman. Tamam, devam etsin. Yavaş devam edelim. Yavaş yavaş. Süleyman sağ ayağını uzatıyor. Kasım'ın da sağ ayağı orada. İşte orada evet. Yani burada bir temas var mı? Ona bakıyoruz. Yani Kasım'da normalde böyle düşüşlerde yapmaz yani. Hayalim yok. Sağ ayağına, baldırına. Bak, devam etsin. Çok yavaş yavaş devam etsin. Ben dur diyeceğim orada. Devam. Devam. Burada dur. Dur. Bir geri. Bir daha geri.
Tamam. Sanki burada. Ha, burada bir temas varsa vardır. Ama dediğin gibi yani çok gözünü de seçmiyor yani. Kolay, yani temas olsa pozisyon bile burada çok kolay düşmüş gibi Kasım. Yani tamam olabilir temas. Ben o şeyde değilim ama tabii Burak Mandıralı yakın. Hemen arkasında bir futbolcu var önünde. Belki görmemiş de olabilir ama çok rahat karar verdi değil mi Burak Mandıralı? Evet, tereddütsüz verdi. Tereddütsüz verdi. Yani bu temas, yani burada bir temas var gibi ama o temasın derecesi nedir? Dozajı nedir? O önemli. Sanki biraz ucuz gibi geldi bana. Evet. Bu penaltı. Hı-hı. Sence? Yani birçok ligde açık söyleyeyim yani bunu vermeyebilirler bu pozisyonlarda penaltı ama. Yani gözümüzün alışa gelmediği bir pozisyon. Penaltı çok net kararı bir, oldu. Evet, çok net bir hareket yok gibi savunmadan ama vermiş. Devam etsin. Düşüşü de görelim. Devam etsin. Devam ettirelim. Evet. Yani biraz da önde düştü. Yani tam aynı anda düşmemiş Kasım. Yani ben penaltı değil gibi ben gördüm. Ben de aynı fikirdeyim Kayamir. Bence yani verilmese de yani gene be çok skor. Ama yine de oyun skor değişildi. Birinci golün üzerine hemen gelmesi Laptan'ın direncini de kırdı. Bu da bir gerçek. Evet tabii ki. Çok rahat bakın burada hemen ve tabii ki temas yok. Vurmadım diyor tabii orada Süleyman. Sonuçta da tabii gol olmuş. Bu arada Şükrü bu penaltıyı attı. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenör Derneği kupasında kaçırmıştı evet, orada ama burada attı. Demek ki penaltıcı Şükrü mü artık? Yok yani bilmiyorum onu ama en azından o güvenini tekrar kazandı. Çok istekli aslında. Yani ben gerçekten takdir ediyorum Şükrü Erdoğan'ı. Yani Hüseyin Değirmenli'yi de kastım. Yani forvet attı gayet iyi Miracle Değirmenli'nin ama özellikle Şükrü Erdoğan bu penaltılarda da hevesli bir şekilde gidiyor. Çok üzülmüştü o kaçırdığı penaltıda ama bu penaltıda da gördük ki istekli hevesli bir şekilde gitmiş. Golü de attı. Yani dediğim gibi yani 5-1 ama ben Lapta'dan biraz daha fazla mücadele beklerdim yani. Kötü evet, oynayabilirsiniz. Sıkıntı yok ama kötü mücadele etme hakkınız yoktur Kayamiroğlu. Yani Lapta yapan zaten geçtiğimiz yıl mücadelesiydi. Kesinlikle. Kupa, bu yıl o mücadeleyi göremedim. Kupada bile yani çeyrek final. Gençlik gücüne ele. Evet, sanıyorum. Evet. Yani oraya kadar da gelmişler. Yani o mücadele, o inat, evet, onu biraz önce yakalamaları lazım Devrim Hoca'nın. Bu hafta tam fırsat. Geçit Kale'yle oynuyorlar. Kendi evlerinde. Yani şu an puanınız yok. Geçit Kale yeni çıkmış bir takım lige. 4 puan. Siz yukarı sıralara tutunmak isterseniz özellikle evinizde oynayacağınız maçlarda 1 puan da değil 3 puan almanız lazım. Nasıl ki Ozanköy yeni çıktı bu lige. Dün Maraş'ı yendi. 2-1 yendi. Mor Menekşi'den puan çıkardı. Evet. Yani bu puanlar biliyorsun birincilikte 1 puanın ne kadar önemli olduğunu. Çok, sezon sonu ne kadar puan, şey yarar. 1 puan 1 gol aynı şekilde çok, çok önemli. Evet. Evet, benim yorumum bu kadar. Evet, bu geçelim ikinci karşılaşmamıza. Düzkaya Gönyeli. Gönyeli de 2'de 2 yaptı deplasmanda, Düzkaya deplasmanında. İlk hafta Düzkaya'da galip gelmişti. İki galip takımın karşılaşması ama Gönyeli farklı kazandı. İzliyoruz, sonrasında yorumlarla stüdyodayız. Aksa 1. Lig'in 2. haftasında Düzkaya ile Gönyeli Çatalköy Nihat Bağcıyer Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Emre Öztaşlı Ahmet Gen, Sertan Alkın yardımcılıklarını yapıyor. Haftanın önemli mücadelesinde iki kırmızı beyazlı ekip Nihat Bağcıyer Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ve Gönyeli'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen Gönyeli atağı ceza sahası içerisinde gol pozisyonu Ahmet Can vuruyor. Topu dışarıya gönderiyor. Serbest vuruş. Ceza sahasına yapılan ortağı kafa vuruşu üst direk. Atak devam ediyor. İlyas Yılmaz kafayla topu ağlara gönderiyor. Dakika 18 gol İlyas Yılmaz. Gönyeli Düzkaya deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklar devam ediyor. İlyas Yılmaz baskısı sonuç veriyor. Vuruyor. Ali Karahan sonrasında savunma. Gelişen Düzkaya atağı ceza sahası içeride topun gelişine kaleci Okyanus'ta kalıyor top. Bir başka Gönyeli atağı. Topu kontrol ediyor kahraman. İlyas Yılmaz topu ağlara gönderiyor. Dakika 34 izliyorsunuz. Kahramanın asisti İlyas Yılmaz topu ağlara gönderiyor. Ve Gönyeli 2-0 öne geçiyor. Serbest vuruşu Cevdet kullanıyor. Harika bir gol. İlyas Yılmaz hat-trick yapıyor. İzliyorsunuz muhteşem bir kafa. Topu ağlara gönderiyor. Ve 38. dakikada skor 3-0 oluyor. Hat-trick yapıyor İlyas Yılmaz. Ali Karal vuruyor. Cevdet'e çarpan top ağlara gidiyor. Dakika 39 gol Cevdet. Gönyeli Düzkaya karşısında 4-0 öne geçiyor.
İlk yarıda baskılı etkili futbolu 4 golle susluyor Gönyeli ve 4-0 öne geçiyor. Ender gelişen düz kaya atakları ceza sahasında oluşan karambol. Salih vuruyor topu üstten dışarıya gönderiyor. Bir başka Gönyeli atağı ceza sahasında kahraman son çizgiyi yerde kalıyor. Ali Karal'da kalıyor top. Gözler maçın hakeminde, oyun devam etti. Sonrasında maçın hakemi Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle ilk yarıyı Gönyeli Düzkaya karşısında 4-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Düzkaya takımı başlıyor. Gelişen Düzkaya atağı ceza sahasında Salih, oluşan karambol, kaleci Okyanus, sonrasında savunma başarılı. Bir başka atak farkı kapatmaya çalışıyor Düzkaya. Salih orta şut karışımı top dışarıya gidiyor. Batuhan kaleye bakıyor, sert vuruyor, top yandan asfalta dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlardan sonuç alamıyor Düzkaya. Ahmetcan serbest vuruş, mükemmel çıkarıyor Ali Karal. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor ve Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Düzkaya 0, Gönyeli 4 ve Gönyeli 2-2 yaparak yoluna devam ediyor. 4-0'lık galibiyet Gönyeli 2-2 yaptı. Miracle Değirmeni'nin hemen arkasında ikinci sırada İlyas farkı da var sanıyorum. Necmi Musal erken goller ilk devrede ve evet. Rakibin gardını da birazcık indirip hatalı tabii ki goller de var kalede gördü Düzkaya ve 2-2 yaptı Gönyeli ve Miracle Değirmeni'nin bu haftaki de birebir rakibi oldu. Yani 38 dakikada hat-trick. Evet. İlyas Yılmaz gerçekten kolay değil yani. Yani bu ligin kalbur üstü golcüsü. Yani kaç yıldır İlyas burada? Yani ilk görünece gelmişti sanıyorum. Evet, ilk görünüşte ben izlemiştim görünüşte. Orada kendini gösterdi. Hı-hı. Daha sonra başka bir takıma geçmişti. Sanıyorum Değirmenlik'ti. Değirmenlik'te oynadı. İlk yılıydı sanıyorum. Hı-hı. Bir sonraki. Varsa düzeltirsin. Arada pandemi de var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sonrasında yine Değirmenlik ve Gönyeli. Gönyeli. Tabii ki Karşıyaka var geçen sene. Karşıyaka var ve doğru. Bu sene de Gönyeli. Yani şöyle söyleyeyim. İlyas hep başarılı gidiyor. Yani oynadığı takımlar hep başarılı oluyor İlyas'ın. Bu da nereden kaynaklı? Yani bu adam gol atıyor. Yani gol atarsanız kazanırsınız. Yeter ki gelsin. Yani nasıl o eski deyim var ya tutanınız ve atanınız tamamsa korkmayın. Evet. Çok doğrudur aslında bir yerde. Birinci lig için. Bir yerde doğrudur. Evet kesinlikle. Yani sizin savunmanız, kaleniz sağlam olur bazen. Ama hücum hattınız iyi olmaz. Hı-hı. Bir işe yaramaz. Evet. Tam tersi durumda da pek işe yaramaz. Ama hem savunmayı hem hücumu uyumlu kurduğunuz zaman sonucunu da iyi şekilde, olumlu şekilde alabiliyorsunuz. İlyas Yılmaz 3 gol attı. Tabii ki burada sadece İlyas değil, Gönyeli takımı. İlyas'la bütünleşmiş takım arkadaşlarıyla bir uyum içerisinde olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz hafta da gol atmıştı bir tane Hamitköy maçında. Gol sayısını da 4'e çıkardı. Kasım 5 gol, İlyas 4 gol. Yani golcüler, yukarıdaki takımların golcüleri iyi çalışıyor. Cidden İlyas için ayrı bir parantez açalım. Hüseyin Denetli 3. Sanıyorum 3'tü Hüseyin. Yani bunlar artacak yani daha ligin tabii başı. Ki. Güzel bir yarışta gol krallığında olacak gibi hissediyorum. Gönyeli için önemliydi bu hafta kazanmak. İlk hafta evinde kazandı. Hamitköy ciddi bir rakip. Her ne kadar daha galibiyetle tanışamasa da Hamitköy bence iyi bir takım. Bu ligde çok iş yapacak bir takım. Üst taraflarda olacağını düşündüğüm bir takım. 2-0 Gönyeli o maçı kazanmıştı. Bu hafta zorlu Düzkaya deplasmanı. Her ne kadar Düzkaya yapılanmaya gitse de zor bir deplasmanlı Kaya Emiroğlu. Düzkaya geçen hafta kazandı. 3 puanlı bir takım. Bir sistemi olan bir takım ama gollerin erken gelmesi. Savunmada sanki sıkıntı var. Yani bu maçta sıkıntılar olduğunu gördük. Ama Laptay'ı da gördük az önce. Yani Laptay'ı mağlup ettiler ama Laptay'da da pek bir umut görmedim ben bu hafta. Yani hemen hemen denk iki takımın mücadelesiydi geçen hafta. Yani bunu Gönyeli bir tık öne geçti. Yani Gönyeli burada aslında bize bir gücünün olduğunu gösterdi bu maçta. Evet. Yani Hamitköy maçının rastlantı olmadığını gösterdi. Düzkaya'ya da yendi. İki haftada atılan 6 gol, kalelerinde gol görmediler. Bu da önemli. Aynı şekilde Girnalıkevi ve Binatlı da gol görmedi kalesinde. Demek ki Gönyeli İlyas'tan aldığı verimi savunmada da almaya başladı savunma oyuncularından. Evet, yani burada savunma, takım savunmasına da önem verdiğini gösteriyor. Hak edilmiş bir galibiyet. İlk yarıda fişi çekti Gönyeli takımı.
Onlar da iyi geliyor. İyi hazırlanıyorlar. Savunmaya Metin Melda'yı transfer etmiş. Evet, Bafil Kürdun'dan. İyi bir oyuncu. Yani birincilik seviyesinde. Kesinlikle. Baktığımızda iyi bir oyuncu. Diğer tabii oyuncular da İbrahim Öksüoğulları sanıyorum savunmada. Evet. Erol var yine aynı şekilde. Yani iyi bir savunma hattı kurdular ki çok da fırsat veriyor. Ama orta saha sanki daha da güçlü takımda yani baktığımızda. Yani orta sahada Mustafa Acı var. Evet. Mustafa Acı önüne böyle stoper tarzı. Ahmet Can oynuyor. Temel. Ahmet Can kanatta görev alıyor. Kaptan tecrübeli bir isim. Evet. Aynı. Yani Gönyeli'den de yani çıkan iyi gençler var. Kayamiroğlu. Kahraman. Yani Kahraman oynuyor şu an. İbrahim Kaba altyapıdan yetişen birisinde. Bu yıl orta sahaya geldi. Yeniden Kayamaklı'dan geldi. O da iyi iş yapacak. Yedek kadroya da bakıyoruz. Sen geçen sene çok söylemiştin. Ahmet Aksoy'u beğendiğim bir evet. isim. O da zaman zaman şans bulan bir futbolcu. Bu hafta da 20 dakika görev aldı. Deniz aynı şekilde. Süleyman, Berkay. Yusuf Elma. Yani, yani hep gençlerdir bunlar. Geçen sene de izlemiştik bu futbolcular yani Süper Lig'de ama bakın devam ediyorlar. Demek ki bir kadro iyi bir kadro oluşumuna doğru gidiyor Gönyeli. Aynen öyle. 4-0 kazandılar. İyi bir sonuç. Güzel bir futbol. Farklı bir galibiyet. Bu tip galibiyetler önemlidir Kayamiroğlu. Sadece 3 puan alıp bitireyim diye her zaman yani dere kütük getirmez. Burada İlyas mesela ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Hı hı. Gönyeli takımında bir özgüven oldu şu an. Evet. 2'de 2 gol yemeden kazanıyoruz diyor adamlar. Bu hafta Miracle Değirmenlik maçı içeride tabii çok sert geçecek. İlyas'ın performansı mesela bu hafta ben merak ediyorum. Yani mesela. İlyas eski takımına karşı oynayacak. Miracle Değirmenliğe karşı. Bilmiyorum nasıl bir ortam olur. Ama Gönyeli yönetimsel olarak belli ki bu yıl tabii ki belediyenin de desteği var. Eski futbolcu Hüseyin Amcaoğlu'nun. Evet, ciddi desteği var. Yani sahanın yapımından zaten ben Gönyeli'nin bir şeyler istediğini fark ettim. Sezon başı zaten biraz sıkıntıları vardı ama onu da açtılar. Çözdüler. Evet, çözdüler. Yani şu an zemin de çok iyi Gönyeli'de. Hı hı. Özlenen zemin geldi. Belli ki bir şeyleri istiyor Gönyeli takımı camia olarak. İyi bir ortam var. İyi futbolculardan kurulu takımda. Ben iyi işleri yapacaklarını düşünüyorum. Tabii ki seri de önemli. 2'de 2 gidiyorlar. Bu hafta ne olur bilemem. Miracle Değirmenlik maçı. Bence kaybetse bile Gönyeli'ne zirveye oynayacak o gücü var. Onu gösterdi. Ben playoff'un içinde olacağını düşünüyorum. Evet, en az. En az playoff. Yani bunu görebiliyoruz. Düzkaya ya da Düzkaya'dan da konuşalım. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştim. Yeniden yapılanmaya giren bir kulüp. Düzkaya takımı. Altyapıdan çıkaracağı gençlerle kulübün nasıl diyeyim harcamalarını minimuma indireceği bir yıl geçirmek istiyor. Hı hı. Geleceğin takımını kurmak istiyor. Yani en az ligde kalma hedefi var. Yani kalabilir evet. Düzkaya ligde kalır ya evet. Bence yani, yani bu oyuncular da kötü oyuncular değil. Genç tecrübesiz çok oyuncusu var. Savunma biraz sıkıntılı diyorum ama çok iyi de bir kaleci var kalede. Yani inanılmaz kurtarışlar da yaptı. Ama bu maçta da yani goller biraz da şanssızdılar. Evet. Yani Cevdet'in gol çok şanssız bir gol oldu. Evet. İlk gol aynı şekilde yani İlyas'ın önünde bulundu, attı. Hı hı. Diğer kafa golünde yapacak pek bir şey yoktu. İkinci evet. golü çok güzel İlyas'ın. Yani golcü bir isim. Evet. Burada yani bak mesela bu vuruşlarda yani evet. bir şey yapamaz. Evet, çok zor. Yani bir yani karşı karşıya. Ki olsaydı da yok. Yani olsaydı itirazı oldu ama değil. Ben izledim bu pozisyonu daha sonra. Olsaydı bu burada pozisyon, bu gol tam güzel. Tam adrese teslim. Bu golü bir daha alabilir miyiz? Erkut Mahsucu rica edeceğim. Bir daha izlettirelim. Geri alalım, bir daha izlettirelim. Bu tip tek vuruşlu golleri ben çok beğeniyorum, çok seviyorum Necmi Uysal. Ki geçen hafta Süper Lig'de de Cihangir'in Meyen'in attığı gol var. Evet, çok güzel bir kafa gol. O da aynı şekilde ki o daha zor pozisyondu. Bu da tabii ki kolay pozisyon değil ama yanınızda çünkü savunma oyuncusu var. Bakın. Ama burada bir eleştiri yapacağım Düzkaya takımı. Yavaş gitsin, yavaş izleyelim. Yani İlyas nereden geliyor? İyi izleyelim. Bak, devam etsin. Arkadan, devam. Arkadan koşu yapıyor. Bakın kaç kişi var orada Düzkaya'dan? Hiçbiri evet. adam savunması yapmıyor. Evet, birebir. Alan savunması yapıyorlar. Yani adam alan yok. Arkadan geliyor, aralarından geçiyor, golü atıyor. Evet. Yani burada Cevdet'le aslında İlyas göz göze gelip bu golü attılar. Evet. Yani göz teması vardır, kesinlikle vardır. Çalışılmış yani Cevdet'in topu attığı nokta zaten İlyas'ın koşu alanları. Evet, evet, o görerek atmış da sen bakın. Yani bilinçli bir vuruş. Bu çalışılmış bir olaydı. Evet, öne gitsin, öne. Yani evet, bak o koşuyor. Yani, bu oyuncuyu nasıl almazsınız siz yani? Plase bir vuruş. Yani böyle tehlikeli bir forvet boş bırakılır mı? Evet. Bu şekilde. Evet. Burada işte bunları çözmesi lazım Düzkaya'nın. Zaten siz iyi bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Duran toptan siz gol yerseniz
bu şekilde farklı mağlup olmaya mahkum evet, musunuz? Tabii yani? Ki, tabii ki. Gönyeli karşısında. Hızlı oynatalım bir kez daha da geçelim. Evet. Devam etsin. Hızlı çok güzel devam bir etsin. Gol. Gerçekten güzel. Çok güzel gol. Evet. Tebrikler. Bu tip güzel golleri de ben ara ara sürpriz olmadı ama vermeye çalışıyorum. Ben bu kadar farklı biteceğini düşünmüyordum. Geçen hafta burada konuştuk. Evet. Ben Düzkaya'ya da şans veriyordum açıkçası. Hı. İlk hafta aldığı galibiyet sonrasında yani bir beraberlik zorlar mı Gönyeli'yi? Biliyorsun Çatalköy deplasmanları zaman zaman zor oluyor. Evet, Nihat Bahçer kolay bir deplasman değil aslında. Ama burada Gönyeli'nin oyun stili de tuttu. Evet. Buraya belli ki 3 puan için geldi. Korkusuz, direkt ofansif bir oyun evet, ofansif. Sonucunu aldı. Bu hafta merak ediyorum. Yani Miracle Değirmenliğe karşı nasıl bir oyun planı olacak? Sence aynı oyun oynarlar mı? Yani erken işte rakibin üzerine gidip golü düşünerek oynarlar mı? Öyle bence bir temkinli oynayacak Gönyeli takımı. Bu hafta yani sadece Gönyeli değil, bana göre Miracle Değirmenlik de ilk maçın başında bence bir kontrollü başlayabilir. Rakibini bir görebilir, yoklayabilir. Ama maçın yani belli bir dakikasından sonra açılacağını düşünüyorum. Yani iki takım da iyi. Ben sanki daha cüretkar oynayacaklarını düşünüyorum ikisinin de. Olabilir, yanılabilirim. Şimdi Süper Lig'de o dediğin çok geçerlidir de birincilikte böyle biraz daha cesaretli, cüretkar oynayan çok takım gördüm geçmişte. Ben bu iki takımın silahlarının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Özellikle hücumda. Bence çekinmeyecekler. Ama zor bir maç olacak. Tabii yani, kesinlikle. Gönyeli için evet zor maç olacak. Miracle Değirmenliğin kadrosunu az önce söyledik. Ama Miracle Değirmenliği için de zor maç olacak. Evet. Gönyeli deplasmanı zor olacak bu hafta. Kolay değil. Tabii hava şartları ne olur pazar günü bilmiyorum. Göreceğiz onu da. Ama nesterse olsun. Bu arada Gönyeli'nin zemini tamam. Zemin harika. Seyirciyi ben davet ediyorum bu maça. Her iki takımın taraflı tarafsız tüm futbol severler gelsinler. Ki geleceklerini düşünüyorum. Dün akşam VRT ekranlarında Süper Lig gerçi o. Peral Erneke Gençler Birliği Mausa Türk Gücü maçı. Mükemmel bir seyirci izledik. Tribünler futbolu dolu. Güzel yapan seyirciydi. Evet kesinlikle. Tribünler doluydu ve aşağısı da doluydu. Çok güzel. Sen de izledin zaten. Özlediğimiz görüntüler. Bunlara evet. ihtiyacımız var. Aynı şey birincilik için. Yani birinciligin seyirci orantısı, ortalaması daha yüksek. Daha yüksek evet. Onu yani kesinlikle. Onun için taraftar gelme şansı, gelme durumu daha kolay. Müsait. Aslında. Evet müsait. O seremoniyi bir kez daha alabilir miyiz? Çok rica edeceğim Erkut Mansucu. Başlangıcı tokalaşma var. Orada bir detay var ben aktarmak istiyorum. Ona göre geçelim bu karşılaşmayı da. Az önce Miracle Değirmenlik Bafül Kürdü karşılaşmasında da vardı. Onu da isteyeceğim. Hayır maç başını alalım karşılaşmanın. Tam başını. Tekrar oynatalım. Pozisyonları istemiyoruz. En başından. Onu o seremoni evet devam etsin. Devam et. Bakın Düzkaya takımının futbolcularının el ele tutuştuğu çocuklar var. Düzkaya Akademi büyüyor. Evet Düzkaya Akademi bakın çocuklar ne kadar güzel. Büyük bir heyecanla geldiler. Hemen Miracle Değirmenlik Lapta maçının da seremonisini getirebilir miyiz lütfen? Orada da var çünkü. Evet, evet çok güzel harikasın Erkut Mansucu. Yayın masasına teşekkür ediyorum. Evet, bakın geleceğimiz bu, aslında bu çocuklar. Bakın yani, rakip takıma da vermişler çocukları. Ne güzel. Bakın. Yani bu yaşta bir çocuğun seremoniye çıkması zaten futbol aşkını içine doğurur zaten. Bu akademileri özellikle aktif olanlar tabii kulüplerin, takımların bence bunu yapması lazım. Yani sık sık görüyorum ben. Yani geçtiğimiz hafta Küçük Kaymaklı Çaynabazar Gençlik Gücü maçında da gördüm. Evet Süper Lig'de de oldu. Birincilikte de yapılıyor. Bence yani bu çok güzel bir sahne. Tamam mı? Yani çocuklar orada keyifle geliyorlar. Saha içine giren çocuk daha da heyecanlanıyor. Kesinlikle yani bunları, bu duyguları küçük yaşta aşılamak. Evet. Evet yani sportif olarak çocuğun bir adaptasyonu söz konusu olur ki bu çok güzel bir şey. Tabii ki örnek olsun. Diğer takımlar da yapabilen tabii ki bilmiyoruz. Her takımın akademisi. Hemen hemen var. Var. Yani biz takip ediyoruz gerçi akademileri evet. ama yazda özellikle seninle beraber. Ama yine de her takım yani örnek alsın diye düşünüyorum ki karşılaşmalar öncesinde en azından o seremonileri de görelim. Evet yorumlar bittiyse geçelim Necmi Ulusal. Bekleyeyim. Zaten o akademideki çocukların maça gelmesi demek onların ailesinin de maça gelmesi demek. Tabii ki taraftarı da artırıyor. Aynen. Güzel kesinlikle. Bir şey. Evet. Evet. Üçüncü karşılaşma özet görüntüler hazır. Geçitkale Bafül Kürdü. Geçitkale zor da olsa kazandı. İzliyoruz.
Aksa 1. Lig'in 2. haftasında Geçitkale ile Bafülkürdü Geçitkale stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Ferhat Tuna, Yusuf Can Dönder, Selta Halkın yardımcılıklarını yapıyor. Geçitkale uzun bir aradan sonra ev sahibi olarak 1. Lig'de mücadele ediyor. Köşe vuruşunu Cemil kullanıyor. İrfan'ın kava vuruşunda topa ağlara gidiyor. Dakika 7 izliyorsunuz. Golcü isim İrfan Boşnak kafayla topa ağlara gönderiyor. Ve Geçit Kale'yi Bafülkürdü karşısında 1-0 öne geçiriyor. Taç atışı ile başlayan oyun. Bafülkürdü beraberlik arıyor. Kaleci Gürcan elinden kaçırıyor. Kaleye gönderilen top savunma topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Boşta kalan top gol pozisyonu ve gol. 19. dakikada Muhammed'in attığı golle Bafülkürdü beraberliği yakalıyor. Muhammed'in attığı golü bir kez daha izliyoruz. Kale sahasında topu ağlara gönderiyor ve maça denge geliyor. Birbirlik eşitlik var karşılaşmada. Serbest vuruşu Hasan Sedat Gil kullanıyor. Direkt kaleye top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Gelişen atak. Cemil topla buluşuyor. Cemil ceza sahasında topu ağlara gönderiyor. Dakika 35. Savunma arkasında topla buluşan usta ayak Cemil topu ağlara gönderiyor. Ve Geçit Kale'yi bir kez daha öne geçiriyor. 2-1 öne geçiyor Geçit Kale. Ataklar devam ediyor. Cemil savunma sonrasında Ali Kurt'un kontrolünde top dışarıya gidiyor. Bafülkürdü atağı ceza sahasında vuruş sonuç gelmiyor. Serbest vuruş Hasan kullanıyor. Kaleci Gürcan'da kalıyor top. Karşılıklı ataklar var. Gelişen atak Yekta vuruyor. Paralel giden top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Gözler maçın hakemi Ferhat Tuna'da ve çalan düdükle ilk yarı Geçit Kale'nin 2-1'lik üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıya Geçit Kale başlıyor. Cemil direkt kaleyi düşünüyor. Sonuç gelmiyor. Hasan köşe vuruşunu kullanıyor. Arka direkte kava vuruşundan sonuç gelmiyor. Bir başka Bafülkürdü atağı yapılan hareket var. Maçın hakemi Ferhat Tuna yardımcısına bakıyor. Erkal Ekşi'ye ikinci sarı ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor. Ve kalan dakikalar Geçit Kale 10 kişi oynamak zorunda kalıyor. Hasan Sedatgil'in serbest vuruşundan sonuç gelmiyor. Gelişen atak Ahmet Çakır kaleye bakıyor. Aşırtma bir vuruş. Kaleye giden top Yekta çizgi üzerinden kafayla topu karşılıyor. Sonrasında kaleci Gürcan başarılı. Köşe vuruşu yine Gürcan'da kalıyor top. Üst üste pozisyonlar. Serbest vuruş direkt kaleye. İki hamlede Gürcan topa sahip oluyor. Ve sonrasında maçın hakemi Ferhat Tuna'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Geçit Kale 2 Bafülkürdü 1. Evet, Geçit Kale 2-1 kazandı, zor oldu ama kazandı. Geçit Kale 1 puan, bir de şimdi kazandı 3 puan, toplamda 4 puanla. O da biraz hissettirdi sanıyorum. Yani helal olsun. Evet, ligde kalacağım, bu ligde olacağım. Gerçekten mesajı helal var. Olsun Geçit Kale takımına. Tabii geçtiğimiz hafta Maraş'la 4-4'lük maç ama Maraş'ın 2 golü verilmedi. Evet. Orada konuştuk. Evet, konuştuk. Yani orada Maraş'ın bir penaltısı var. Geçit Kale'nin bir penaltısı var, o da verilmedi. Yani hakem hatalarının etkin olduğu bir ama karşılaşma. Ben Maraş'ın o maçı alacağını düşünüyordum. O goller verilse. Evet, tabii ki. Tabii. Ona rağmen 1 puan. Bir şey. Yani 3-1'den 3-0'dan 3-2 oldu. 4-3 oldu. Yani maçı hiç bırakmadı Geçit Kale takımı. Evet. Bu çok önemli. Maraş deplasmanları her zaman zor olur. Bir puan çıkarması bence büyük kardı. Bu hafta belli oldu ki Bafülkürdü altlarda kalabilecek durumda şu an. Evet. Yani onu gördüm ben. İki hafta belli etti. Tabii ilk hafta Miracle Değirmenlik maçı ama bu hafta sizin yani Geçit Kale karşısında en kötü bir puanla dönmeniz lazımdı bu sahadan. Tamam. Birbiri yakalamış. Sentetik bir saha. Ama olsun, yine de Bafülkürdüsünüz siz yani. Erken gol görmüş kalesinde ama erken cevap vermiş. Ama 2-1 yenilmiş. Evet. Yani siz puan almazsanız kime karşı kazanacak? Yani Bafülkürdü şu an bu... Geçit Kale'yi küçümsemiyorum, yanlış anlaşılmasın ama evet. Geçit Kale takımı bu lige yeni çıkmış bir takımdır. İlerleyen haftalarda bilemiyorum nasıl bir noktada olur Geçit Kale ama Bafülkürdü açısından sıkıntılı bir sürecin başladığı belli oldu Kayamiroğlu, bana göre. Evet. Yani altlarda kalacak gibi duruyor. Şimdi ilk hafta Miracle Değirmenlik'le oynadınız. Tamam, bir tık yukarıda olan, seviyesi yüksek olan, daha hazır olan bir Miracle Değirmenlik'e karşı oynadınız. Bir kalite farkı da görülüyordu ama evet. Geçit Kale o kadar yukarı seviyede bir takım değil. Üstelik ligin yeni takımı. Evet, bir önceki hafta 4-4 beraber kaldı, puan aldı, biraz galibiyete de yakındı vesaire ama sonuçta zor da olsa bu deplasman
sentetik belki etkilemiş de olabilir Bafil Kürdün'ü ama ben Bafil Kürdün'de sıkıntı olduğunu görebiliyorum. Bafil Kürdün'de her sene sıkıntı var Kaya Emiroğlu. Evet. Her sene transfer dönemi bütün futbolcular takımdan ayrılma izni alıyor. Son güne kadar kaçmak evet, isteyen. Haberleri görüyoruz hep. Görüyoruz. Son gün bir karar işte birkaç futbolcu veriliyor. Birkaç futbolcu kalıyor. Ben ülkedeki en iyi altyapıların biri olduğunu düşünüyorum Bafil Kürdün'ün. Bafil Kürdün'de her yıl gencecik pırıl pırıl futbolcular A takımda oynuyor. Bu çok güzel bir şey. Benim takdir ettiğim bir şey ama hep gençlere de olmaz Kaya Emiroğlu. Evet. Yani çünkü tecrübeli futbolcu da istersiniz siz. O gençlere abilik yapacak futbolcular da istersiniz takımda. Şu an bakıyorum Hasan Sedatgil var. 30 yaşında. Ama yıllardır oynuyor sonuçta. Bir tecrübe. Diğerleri hepsi genç. Evet. Yani Ali Kurt genç bir kaleci. Muhammed Taşçı Türkiye'li futbolcu. Mustafa evet. Çağlar 17 yaşında. Ahmet Çakır tecelli. Ali Kerim 17 yaşında. Aytan 18 yaşında. Hasan Bucak 18 yaşında. Ve gidiyor. Evet. Yani bu çocuklara da yazıktır. Bak evet. Geleceği çok parlak futbolculardır bunlar. Söylediklerim bireysel anlamda çok yetenekli gençlerdir ama siz bu şekilde gençlerin özgüvenini de kırabilirsiniz. Yani bu çocuklar maç kazanmazsa demoralize olur. Bir anda kendini altta da bulabilir yani bu takım. Evet. Tabii daha ligin başı ama ben gördüğümü söylerim. Bafil Kürdün'de pek bir umut görmedim bu yıl. Mücadele yönünden sıkıntılar yok. Mücadele eden bir yapısı var ama futbol mücadeleyle puan almıyor. Yani gol atacaksınız. Evet. Kazanacaksınız da puan alacaksınız. Yalnız bu golü alabilir miyiz? Tam ekran yapalım. Erkut Mahsun golü alalım. Burada bir savunma hatasını görebilir evet, miyim? Savunma hatası. Evet. Onu bir izleyelim. Geri alalım lütfen. Tam ekran. Hatta bizi de kaldır ekrandan. Evet. Geri. Önce bir hızlı oynatıp sonra da yavaş oynatırız. Geri alalım. Cemil bu sezon iyi başladı. Bu arada onu da belirteyim. Evet devam etsin. Öne doğru devam. Hızlı oynayabiliriz. Hızlı oynatalım önce. Normal oynatalım. Evet bakın. İki evet, kişi yani orada. Bu nasıl bir yani? Yani bakın iki futbolcu topa temas edip bir tanesi temas edebilse orada Cemil topla buluşamayacak zaten. Muhammed Taşçı. Evet. Stoper'den yana kullanmış Bafil Kürdün Türkiye'li oyuncusunu. Neden stoper? Tecelli transferine. Neden yani? Tamam. Yani tamam, buradan yavaş eksiğiniz stoper mi yani? Stoper mi eksiği Bafil Kürdün'ün? Bak topa yetişmiş aslında bakın burada. Dokunmaya çalışmış ama Cemil araya girdi. Top boşta kaldı. Cemil hafif dokundu. Seken top bu kez diğer oyuncu. Ali Kerim. Bir Ali şey soracağım. Yani siz Türkiye'li oyuncu neden transfer edersiniz? Yani diğer oyuncularınızdan artı olduğu için değil mi? Seviye yüksek olacak tamam. Tabii ki. Evet. Bu hatayı yapan bir oyuncu 4 numaradan bahsediyorum. Yani madem transfer edildi bu hatayı öyle, yapmayacak. Öyle bir hata olmaması gerekiyor. Yani ben evet. Kabul etmem bu hatayı. Evet. Madem stoperde sıkıntınız vardı Metin Melda'yı neden verdiniz Gönyeli? Metin Melda yani harika bir oyuncu. Yani neden verildi? Ben şaşırdım o transfere. Yani Metin daha, Melda bu tür hataları yapan bir oyuncu değil. Yani birçok daha isim var Kaya Emiroğlu. Şu an sayamadığım Bafil Kürdün'de birçok oyuncu gitti veya futbolu bıraktı şu an. Evet. Yani nasıl şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Her güzel şeyleri bahsederiz. Tamam altyapıdan oyuncular çıkıyor güzel çıksın. Ama yönetim de bakacak. Bir yönetimsel sıkıntı var mı? Bunlara da bir bakacak evet. Bafil Kürdün. Evet. Devam etsin. İşlerinin devam kolay etsin. Olduğunu normal düşünmüyorum. Geçitkale'den de konuşalım. Geçitkale lige yeni çıktı. 2-1'lik galibiyet önemli. Evinde kazandı. Yani Geçitkale zaten bu yıl geçiş yılında. Geçiş evet. Sezonunda. Öncelikle ligde yani kalması tabii. Kesinlikle hedef o olması lazım. Evet. Yani tabii ki hedef büyütmek iyidir. Çünkü siz hedefinizi ne kadar büyük tutarsanız kendinizi o kadar saha içerisinde zorlarsınız. Zorlama da size sonuç getirir. Evet, olumlu sonuç getirir. Evet. Geçitkale bana göre bu yıl bunu yapmalı. Özellikle kendi evinde. Güzel de bir seyirci var bu arada. Onu şimdi konuşacağız. Camia bölge halkı sanıyorum maça geldi. Geliyor ama sıkıntı var tribünlerle ilgili. Onu sanıyorum ilgili. Sen daha yakından takip yani ettin. Onu konuşacağız. Sen bitir yorumlarını ona evet, göre bitireyim konuşalım. Ona göre geçelim. Önemliydi bu galibiyet Geçitkale açısından. Hı
en azından bu ligde kolay lokma olmadığını gösterdi. Evet. Fafil Kürdün'e gösterdi. Evet. Geçit Kale'nin zor bir deplasman olduğunu gösterdi. Gelecek haftalar açısından bu ligde var olduğunu gösterdi. Özgüven. Kesinlikle. Evet. Ve şu an daha lige yeni çıkmış bir takım. İki haftada yenilgi yüzü görmedik. Yani evet, evet, iki haftada mağlubiyet yok. Bir galibiyet, bir beraberlik bence çok başarılı. İki maçtan da puan çıkardı. Silahları var etkili. İrfan tartışmıyorum, Cemil tartışmıyorum. Bunlar pozisyon buldu mu gol yapan oyuncular. Kesinlikle. Ayakları, oyun görüşü, tecrübeleri çok iyi isimler. Çağdaş, stoper savunmada. Mehmet Çavuş, tecrübeli orta saha. Yani Çağdaş'ı alması geriye çok Çağdaş, önemli. Evet. Çağdaş geçtiğimiz yılda Geçitkale'de bir üst lige terfi ederken takımının stoperiydi. Evet. Yekta geçen sezon... Yani ne yapmış Geçitkale biliyor musun? Tecrübeli 2-3 oyuncunun arasına gençleri serpiştirmiş. Evet. Mücadeleci bir takım yaratmış. Ben işle iyi iş yapacağını düşünüyorum. Geçitkale'nin bu yıl özellikle kendi evindeki maçlarda öyle kolay kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Ama Bafil Kürdü için pek umutlu değilim. Yani bilmiyorum. Mesela bir mesaj aldım şu an Bafil Kürdü camiasından. Hı hı. İbrahim Hatay, Mehmet Erendoğan, Azat, Ali Kemal bunlar çok iyi oyuncular. Bunlar futbolda oynamıyor şu an ve transferi de olmamış başka takımlara. Yani yazık değil mi bu oyunculara? Yani bu dört isim şu an Bafil Kürdün'de olsa Bafil Kürdün'ün belki de hedefi playoff olacak. Kaya Emiroğlu. İlk 11 oyuncular hepsi de. Yani bunlardan bahsediyorum. Evet. Çok sıkıntı var demek. Kadro oluşumunda bir sıkıntı olduğu aşikar. Yani pek parlak görmüyorum. Bilmiyorum artık camia ne yapar? Bu oyuncuları geri çağırır mı? Devre arasına kadar idare eder mi? Bilmiyorum. Zaman gösterecek ama Geçitkale bana göre iyi bir galibiyet aldı. 2-1. Evet. Stat. Duralım burada. Duralım. Bir önceki tribünleri gösteren anı. O anı bir alalım lütfen. Hemen geri gelelim. Orada bir tribünleri görelim Necmi Uysal. Çünkü tribünlerle ilgili... Bu arada ışıklandırma da var. Yani antrenman zaman sıkıntıları da yok. Gece de antrenman yapabiliyorlar. Geri yok, bu değil. Bir önceki şey, yakın çek. Hayır, burada duralım. Şimdi tribünler epey zamandır var. Ben bir önceki yıl BTM maçlarında oraya gitmiştim, izlemiştim. Maalesef tribünle sahanın telleri yani o kenar mesafe çok uzak. Yani duvarlar da sanki çok eski. Eski. Üstü kapalı değil. Yarın yağmur yağacak. Nerede oturacak bu taraftarlar? Ki bayağı da ilgi var. Aynen senin söylediğin gibi. Yani bu maçı çektiğimize şükrediyorum ben şu an. Bu arada tabii ki basın tribünü yok. Hiçbir şey yok yani. Yani buradan ben yetkililerin bu karşılaşmayı özellikle belki şu anda izliyorlardır. Çok önemli. Geçitkale şu anda Aksa birincilikte Necmi Uysal. Evet. Taraftar sayısı artacak. Daha fazla ilgi olacak. Yarın mesela Miracle Değirmenlik gidecek bu stada. Onun da taraftarı gelecek. Yağmur yağdığını düşün. Nerede izleyecekler? Ki yani yavaş yavaş da o mevsime giriyoruz. Evet, üstü kapalı. Pek değil. Zaman kalmadı artık. Evet. Artı tribünler uzak şeye, bu tellere yani kenarına. Bir de tribünlerin açısı güneşe karşı sanıyorum. İşte bir sentetik yapıldığı dönemde o tribünler geride kaldı. Niye alınmadı öne? Yani görülmedi mi o? Tespit edilmedi mi? Hayır, sahanın inşa yapımı ters yapılmış. Evet, bir daha o var. Sanki. Yani aslında bunu düzeltin. İşte biz söylüyoruz. Yani zaten bilinen bir şeydi. Ama şimdi bir üst lige çıktı Geçitkale. Yani bir başarı da yaşadı. Evet. Ve üst lige çıktı. Şimdi taraftarları gelecek. Rakip en son 2015'de birincilikteydi. Üstünden evet. 8 yıl geçti Kaya Emiroğlu. Yani demek ki hep aynıydı burası. Tribünler iyileştirilmedi demek. Yani yapılması sanıyorum 2015'teyken bu saha da yoktu. Görneç'in sahasında oynuyor. Evet, sentetik Geçitkale. Henüz yapılmamış. Öyle doğru, hatırlıyorum. Doğrudur. Yani yanlışım varsa beni düzeltin. Sentetik sonradan ya Serdarlı ya da Görneç'te oynuyordu. Hı-hı. Sentetik sonradan yapıldı. Yani sentetik işte sahanın düzeni falan sıkıntı yok ama tribünler ciddi sıkıntı. Buradan en azından biz Süper Lig yolu programı olarak, BRT olarak en azından uyarımızı yapalım. Yani yazık olur o taraftar gelecek orada bakın kadınlar var, çocuklar var gelip izliyorlar karşılaşmaları. Yani bu önemli. Park yeri sıkıntısı da yok. Yani arkadan gelip araçlar oraya park edebiliyor. Evet, evet. Dolayısıyla tribünlerin bir an önce biraz daha yakına çekilmesi lazım sahanın ve üstünün de kapanması lazım. Yani bu
tabii bir planlama, bir tespit ve planlama yapılması lazım ama. Biz uyarımızı yapalım. Evet, kesinlikle. Basın tribünü yok, devam etsin. Dördüncü hakem Emre Öztaşlı'nın kartlajda olduğu bir an var. Onu da alalım. Erkut Mahsucu dik. Evet. Evet, burada. Duralım burada. Devam etsin biraz daha. Biraz daha öne. Şimdi bakın. Burada. Tamam. Burada dur. Kaya Emiroğlu. Burada biz hakem arkadaşımıza hiçbir şey diyemeyiz. Diyemeyiz tabii. O görevini yapıyor. Onun alanı orası. Evet. Biraz daha öne. Kaleyi kapatacak noktaya geldi çünkü. Evet. Bakın burada. Tamam. Burada duralım. Harika. Burada duralım. Bakın. Kalenin önünde kameranın açısı gol pozisyonu yakalayabilmesi için kaleyi görmesi lazım değil mi? Kesinlikle. Kameranın. Görebiliyor mu net? Maalesef. Yani iki hafta sonra yine bu sorunlar olacak. Evet, iki hafta sonra evinde yine çekim olacak. Kamera gidecek oraya. Basın tribünü yok. Yani 15 tane maç olacak bu sahada. Evet, kamera sonuna kadar. Nereye koysun kamerayı? Yani şimdi orada şöyle bir şey yapılabilir. Bir platform yapılır. Derme çatma da olsa. Yılmazköy'de hatırlarsın yapılmıştı. Geçen sene ilk. Henüz tribünler yapılmadan önce. Daha sonra da yapıldı tabii ki iyileştirme. Bir platform yapılır. Sağlam bir şey tabii ki. Ve orada tam işte bu orta çizginin olduğu yerde hemen sahanın dışında yüksek bir işte profilden mi yapılır, demirden mi yapılır, nasıl yapılır artık bilmiyorum. Orada yapılır, kamera onun üzerinden yani çekim yapabilir. Yani bu kadar basit bir şey bile yapamazsak yani olmaz. Bakın biz düşünebiliyoruz. Yani biz bu işin uzmanı değiliz. Aynen. Ama düşünebiliyoruz nerede olması gerekir, nasıl olması gerekir. Yani sezon başlarken nasıl bir yapı? Bu arada bir SMS daha aldım, onu da paylaşayım. Tabii ki. Saha zemini iyi görünüyor ama saha zemini iyi değil. Acele yapılmış ve çukurlar oluşmuş. %100 sakatlık riski taşıyor. Bunu da belirtelim. Biz iki hafta sonra Necmi Ulusal, yani keşke öyle bir ayarlama yapabilsek de Geçitkale kiminle oynuyor bakalım dördüncü haftada. Evinde Gönyeli. Güzel maç. Güzel maç, evet. Yani ayarlayıp gidelim. Gidelim. En azından görürüz de. Yani ben bakacağız tabii o haftaki programa Necmi Ulusal. Yani gidebilirsek gidelim. Ama iki hafta sonra Gönyeli karşılaşması. Yani bu şekilde yine çekilirse. Ve öyle olacak. Ve zeminde gene sıkıntılar varsa. Yani bu Geçitkale için de ciddi sorun. Aynen öyle. Yani tribünler zaten şu an hemen yapılamaz ama en azından... yani bilmiyorum, bakın şey de çekilmiş bu arada, kale arkasında kenarlara perde evet. konulmuş. Yani oradan izlenemiyor. Tamam, taraftarların burada durmasını engellemek ve tribünlere gelmesi için büyük ihtimalle yapıldı. O zaman siz de onarma yapın. Ama tribün tamam değil, yeterli değil. Yani iki hafta sonra yağmur yağarsa Gönyeli karşılaşmasında o da önemli. Yani dördüncü hafta yağmazsa altıncı hafta yağacak. Yağacak, yani. Yağacak illa ki yağacak. Ve yani ben yazık olur diye düşünüyorum. Buradan uyarılarımızı yapalım. Necmi Ulusal, kamera için yer istiyoruz. Çekim olabilmesi için daha bir sağlıklı. Bir basın odası şart. Hem kameraman için hem maçı radyoda anlatacak olan arkadaşlarımız için. Tabii ki. Yani kesinlikle isteniyor şart. Yukarıdan çekim her zaman daha iyidir. Hatta söyleyelim, teknik direktörler kameranın yukarıdan çekiminde taktiksel olarak analiz yapma şansı da buluyor. Dolayısıyla bu şekilde işte dördüncü hakem kartlajının içinde kaleyi engelliyor. Yani sağlıklı bir şekilde ne teknik direktör görebilir ne de biz izleyebiliriz. Gönyeli maçında hazır olacak diye bir bilgi geldi. İnşallah olur. İnşallah. Yani bekliyoruz. Bak, takipteyiz. Yapanı da alkışlayacağız, söyleyeceğiz de buradan mesajımızı da iletmiş olalım. Evet, evet. Bitirdiyse geçelim diğer karşılaşmamıza. Bir sonraki karşılaşma hazır. Değerli yönetmenim Erkut Mahsucu. Dems Construction Çanakkale Mor Meneş'e karşılaşması. Mausa'da Doktor Fazıl Küçük Stad'ın oynandı. İzliyoruz özeti, sonrasında yorumlarla buradayız. Aksa 1. Lig 2. hafta karşılaşması Mausa Doktor Fazıl Küçük Stad'ı. Dems Construction Çanakkale Mor Meneş'e karşı karşıya geliyorlar. Tufan Çerçioğlu karşılaşmanın hakemi. Cenk Aras Özfuttu, Mehmet Volkan Çelik yardımcıları, Ferhat Duna 4. hakem. İlk devreden görüntülerimiz ve Mor Meneş'e maça başlıyor. Atak Mor Meneş'te Erhan kafayı vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. Ertan gönderiyor, savunmadan seken top Aykut, çaprazda yerden sert vuruş, top yandan dışarıya gidiyor. Dems Kostas'ın Çanakkale atağı, ceza alanı, savunma, seken top. Atak devam edecek. Yine sağ kanattan ceza alanına orta.
Gelişine kafa vuruşu. Kaleci Ozan topu kontrol ediyor Baran'ın vuruşunda. Serbest vuruş. Yerden direkt kaleye. Kaleci Ozan topu kontrol ediyor. Demis Kostas'ı Çanakkale. Atağı Sami Ergazi. Ceza alanına pas. Tekrar atak devam ediyor. İçeriye orta yerden son anda savunma izin vermiyor. Erhan'ın ortası. Savunmadan seke top. Ertan kafa, kaleci Yusuf Yontar. Son anda uzanıyor ve önlüyor. Demis Kostas'ın Çanakkale atağı. Duvar bası Yağız. Boşta kalan top, savunma. İkili mücadele. Boşta kalan top. Vuruş, top yanağlarda kalıyor. O pozisyonda Mustafa Kızıl'ın vuruşunda. Yine atak Demis Kostas'ın Çanakkale. Ozan Mercan kontrol ediyor. Mor Menekşe atağı. Sami. İçeriye ortası. Çapraz. Aykut yerden vuruyor. Top yandan dışarıya gidiyor. Yağız. Sıyrılmaya çalışıyor. Yerde kalıyor. Müdahale o noktada Fethi'nden. Bu arada çalan düdük, ilk devre sona eriyor. Gol yok ilk devrede, 0-0'lık eşitlik. İkinci devreden görüntülerimiz. Demis Construction Çanakkale başlıyor. Mor Menekşe atağı. Erhan Çınar ceza alanı içerisinde sıyrılmaya çalışıyor. Boşta kalan top. Ertan vuruyor, kaleci Yusuf son anda önlüyor savunma sonrasında. Dönerek vuruş Sami'den, top üstten dışarıda. Ertan'la geliyor Mor Menekşe. Ertan önü boş vuruyor. Kaleci Yusuf uzanıyor. Önlüyor. Demis Kostas'ın Çanakkale atağı. Soldan geliyor. İçeriye pas. Şut pozisyonu. Mustafa Kızıl dönüyor. Ceza mançesi sıyrılıyor. Gol pozisyonu, vuruş, kaleci Ozan. İki hamle kontrol ediyor. Sonrasında savunma ama faul kararı var. Köşe vuruşu. Kaleci Ozan yumrukluyor. Uzaklaştırıyor. Mor Menekşe atağı. İçeriye pas. Justice. Atak devam ediyor. Orta, ceza alanı, gol pozisyonu, vuruş ve top ağlarda gol. Mustafa Menekşeri kafayla top ağlara gönderiyor. Mor Menekşe 1-0 öne geçiyor. Dakika 56. Mor Menekşe'de Mustafa Menekşeri'nin golü. 1-0 önde Mor Menekşe takımı. Serbest vuruş. Sami. Kale alanı, ters bir vuruş, top ağlarda gol. Aykut topu uzaklaştırmaya çalışırken ağlara gidiyor ve 1-1 oluyor skor. Dakika 74. Demis Kostas'ın Çanakkale eşitliği buluyor. Yeşil beyazların sevinci, 1-1'lik eşitlik var. Ara pası Justice, ceza alanı. Orta, kaleci Yusuf uzanıyor ama top yandan dışarıya gidiyor. Erhan'ın vuruşunda köşe vuruşu. Kale alanı, kafa, top ağlarda gol. Fethin. Dakika 83, Fethin Beytoğulları savunmadan çıkıyor. Kafayla top ağlara gönderiyor ve takımını 2-1 öne geçiriyor. Fethin'in golü, büyük sevinç Mor Menekşe'de. Skor 2-1 oluyor. Mor Menekşeli futbolcuların sevinci, serbest vuruş. Direkt kaleye, kaleci Yusuf son anda topu kornere çeliyor. Köşe vuruşu. Uzak kale direği, Ozan uzanıyor, kontrol ediyor. Demis Kostas'ın Çanakkale'ye gitmeye çalışıyor. Anılcan, ikili mücadele. Sonrasında faul kararı, sarı kart Anılcan'a. Aynı anda diyalog ve ikinci sarı kart, kırmızı kart. Anılcan 90. dakikada aynı anda çift sarı karttan kırmızı kart görüyor ve oyun dışı kalıyor. Sonrasında taça dışı ama çalan düdük, karşılaşma sona eriyor. Karşılaşmanın sonucu Demis Construction Çanakkale 1, Mor Menekşe 2, Mor Menekşe 3 puanı alıyor. Evet, Mor Menekşe kazandı, 3 puanı aldı. İlk haftada 1 puandı, 4 puana yükseldi. Demis Construction Çanakkale puansız. Necmi Ulusal. Evet, zor bir maç olmuş. İki takım da kazanabilir diyen Çanakkale'nin de pozisyonları var ama daha hazır olan Mor Menekşe galip geldi. Tabii Mor Menekşe'den başlayayım. Galip geldi bu hafta. Geçtiğimiz hafta yine beğenmiştim aslında Kaya Emiroğlu Mor Menekşe'yi. Mor Menekşe iyi oynadı. Kötü yani oynamadı. Son 15 dakikalık bölümde, 10 dakikalık bölümde oyundan düştü.
Yani Ertan'ın çıkması vesaire. Ben orada oyuncu değişiklerinin yanlış tercih. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ama bu defa o hatayı yapmadılar. 2-0'dan sonra golleri kaçırmıştı geçen hafta. Evet. 3-4 olabilir. Evet. Kaleci net Kürşat gollere izin vermediği. Aynen. Orada aslında sen bir şey söylemiştin geçtiğimiz hafta, çok doğruydu. Ozanköy maçında bu hatasını, bu kaybettiği 2 puanın dersini çıkarmalı demiştin. Evet. Biraz daha derli toplu bu maçta. Bu maçta biraz daha ciddiye almış gibi sanki oynadılar rakiplerini de. Dems Construction Çanakkale takımı tabii ki yeni kurulan bir takım. Birçok transfer yapıldı. Yepyeni sil baştan bir takım kuruldu, yaratıldı. Zamana ihtiyacı olan bir takım demiştim ama yine de zor bir maç olmuş. Mor Menekşe 2-1 kazandı. Önemli bir galibiyet aldı. Zemin de iyiydi. Bu karşılaşmada tabii Maus'a da oynandı mücadele. Evet, Çanakkale'nin sahası henüz hazır değil. Hazır değil. Bu da ciddi bir dezavantaj Çanakkale. Sanıyorum bu hafta girecek. Yok, hayır. Bu hafta da değil. Bu ciddi bir sıkıntı oluşturdu biraz da. Çünkü kendi sahasında... Tüm maçlarını deplasmanda oynuyor gibiyse. Yani tabii ki geç gene Maus'a ama ki zemin çok iyi. Bu arada söyleyelim. Maus'a Doktor Fazıl Küçük Üstad'ı, zemin çok iyi, harika. Yani bakım gayet iyi yapılıyor ama tabii ki Çanakkale'nin kendi sahasında oynaması bir psikolojik avantaj. Aynen öyle. Ama o baskıyı yaratamadı bir türlü. O ev sahibi olmanın... Mor Menekşe rahat oynadı. Evet. Evet. Göremedi. Tabii Mor Menekşe bana göre hak etti bu galibiyeti. Bunu söyleyeyim yani. Hak etti. İyi de kadrosu var. Tecrübeli oyuncuları var. İyi gençleri var. Tecrübeli bir teknik direktörü var. Erap Hoca. Mor Menekşe'yi çok yakından tanıyan bir isim. Yıllardır orada. Evet. Bir uyum var. Ben Mor Menekşe'nin bu yıl üst taraflarda olabileceğini düşünüyorum. Yani Ertan transferi, Yasin Kurt transferi çok iyi. Ertan tabii Gençler Birliği'nden tecrübeli bir isim geldi. Ligi de çok iyi tanıyor. Tecrübeli futbolcuları da iyi. Erhan zaten bana göre ligin ilk 3 yabancısı içerisine koyarım Erhan. Diğer oyuncu Atakan'dı. Necmi, evet, kırmızı kartlıydı. Evet, geçtiğimiz hafta. O da geçen hafta iyiydi. Yani Mor Menekşe öyle bir takım. Yeter ki istesin Kayami. Evet. İstesin, her takımı yenebilecek kapasitesi var. Var. Ama istikrarını pek geçtiğimiz yılda göremedik. Önemli olan onlar için istikrardır. Bu yıl bakalım istikrarlı maçlar çıkarırlarsa zaten üst taraflarda olurlar. Kadrosu kötü değil. Kötü başlamadılar. Gerçekten kötü değil. Geçtiğimiz hafta o 2 puanı çok arayabilirler lig sonunda. Ozanköy maçında. Çok ellerinden giden bir puan oldu. Evet, kesin. Avuçlarının içinden kaçırdıkları kesinlikle bir puan oldu. Bu hafta kazanmaları iyi oldu. Tabi Justice'in olması büyük artı. Yerli statüde oynuyor. Evet. O da takıma iyi katkı verecektir. Bu karşılaşmada biraz daha iyi sanki. Sami gelecek vadeden bir genç. Sami'yi çok beğendim. Yalnız az sonra gelecek Anılcan'ın pozisyonunda yaptığı hareket doğru değildi. Yerde rakibine bir didişme oldu ve tekme attı. Evet. Orada kart görebilirdi. Ki görmeliydi bana göre. Tufan Çerçioğlu orada es geçti bu kararı. O pozisyonu alalım, Erkut Mahsucu kırmızı kartı. Yok, devam etsin. Kırmızı kart var sonunda. Anıl Joraev'in kırmızı kart gördüğü. Yani orada tabii bilmiyorum neden çift sarıdan attı Anıl'ı ama herhalde laf mı söyledi bilmiyorum. Tabii aynı anda çift iki sarı gösterdi. Ama orada Sami'nin de yerde bir rakibine hareketi var gibi gördüm ben. Hı hı. Orada da bir kart çıkması gerekirdi. Eğer Anıl canına çıktıysa Sami'ye de çıkması gerekirdi diye düşünebiliyorum ben buradan. Dems Construction Çanakkale sanki biraz acele mi etti Kaya Emiroğlu? Ben bunu merak ediyorum. Kendi yorumum nedir? Şunu söyleyeyim. Bir sponsor, geçtiğimiz yıl lig çıkan bir kulüp, evet, birinci lige dönen bir kulüp. Tamamen değişen bir yapı, tesisleşme, sportif başarı hedefleniyor. Kulübün gelecek yılları düşünülüyor. Çok normal, çok doğal ve çok güzel bir proje. Deneyimli bir teknik direktör, iyi oyuncular ama benim sadece soru işaretim şu. Hazırlık döneminde takımda olan tecelli futbolcular bir anda gitti. O büyük şanssızlık. Evet. Onun mu? Ha, bu pozisyon. Evet, bu başını alalım onun. Bunun başını alalım. Biraz daha oluşumunu görelim. Burada, devam etsin. Evet, evet, burada. Oynasın. Oynasın. Önce normal oynasın. Anılcan, Sami mücadelesi var. Sami Tünsay, Anılcan, Sami topu burada aldı. Burada bir mücadele var. Tamam. Bir
şey de var. Burada faul yapıyor. Tamam. Bu faul. Doğru. Bak ayağı görüyor musun? Evet. Orada da bence Sami yani... Sami istemsiz orada canı yanmış. Evet. Tepkisi, canı yandığı için bir etkiye tepki verdi. Reaksiyon yapmış. Ama o hareket de karttır. Sarı kart. Evet. Vermesi. Ve hakem de yani pozisyona çok yakın. Bu arada geri alalım. Geri alalım. Anılcan'ın işte ilk sarı kartı faulünden dolayı verdiği. İkinci sarı kartı merak ediyoruz. Geri neden göstermiş ikinci sarıyı? Geri. Evet geldiyiz. Tamam. Sarı kartı veriyor. Tufan Çerçoğlu. Devam etsin. Gördün mü hareketi? Evet, tekmeyi gördüm. Ayağı gördüm. Şimdi gördüm. Yani burada tam tekmede tutmamış sanıyorum. Tutsa belki yani de o... kartın rengi kırmızı bile konuşulabilir. Canı... Topsuz alan çünkü. Ama canı yandı. Yani belki... Olabilir. Tamam. Onu, ben zaten onun bir şey demedim. Evet. Ama onun da o hareketi yapmaması gerekir. Şimdi burada yok geri burada bir hareketi var Anıcan'ın sanıyorum. Şimdi burada Tufan Hoca kartı verdi değil mi? Evet geri ortalık alalım. Sakinleşecek. Sami'yi kaldıracak eliyle tutacak. Sarı kartını da ona verecek. Evet ona da sarı kart. Burada sarı kartı atlamış unutmuş. Yani orada da o genç futbolcu bunu öğrenmesi gerekir. Bunu yapmaması gerektiğini. Evet tabii ki. Ama işte, bu kartla. Bu şekilde öğrenirler ama. Necmi Ulusal genç futbolcular da bu tip hareketleri görüyoruz. Tamam olmaması canı, için zaten vermesi lazım. Evet canı yandı ama söylemesi bir uyarıdır gerekir. Bu yani. Evet, evet aynen katılıyorum. Burada Anılcan'ın sanıyorum bir hakeme yönelik bir el hareketi mi var ona bakalım. Evet tamam. Burada yavaş gidelim yavaş. Öne doğru gidelim öne. Geldi Tufan Çerçioğlu. Hatta sarı eliyle kart. Ayırmaya mı çalışıyor? Yani dur demek istedi herhalde Anılcan'a. Sarı. Sarı gösterdi. Anılcan'ın tepkisi devam etsin. Yavaş çok güzel yavaş gidelim. Anılcan bunu sağ eliyle. Sağ eliyle hocanın elini itiyor. Burada doğru. Sanıyorum ikinci sarı bu çünkü ben doğru Anılcan'ı tanıyoruz Necmi Ulusal. Yani böyle küfür yapmaz. Yapacağına ben inanmıyorum. Burada elini ittiği için tahmin ediyorum. Temiz bir futbolcu. Evet evet elini ittiği için. O da anlık. Bakın yani genç futbolcularda bu tip şeyler dediğimiz gibi zaman zaman görüyoruz. Hani bir ama Sami'ye de bir sarı çıkması lazımdı katılıyorum. Şimdi bir şey sorayım Kayamiroğlu. Devam etsin. Burada nasıl Anılcan yanlış bir hareket yapıp ikinci sarı karttan atılıyorsa yani hakemin eline dokunup etkiye tepki veriyorsa o zaman diğer oyuncu da aynı şekilde cezalandırılmalı. Evet Sami de sarı kart. Yani burada adaletli olmanız lazım. Evet. Evet canı yandı doğrudur. Onu kabul ediyoruz. Yani ona da göstermesi evet. Gerekirdi. Sözlerim yarım kaldı. Demz Construction Çanakkale TC'li oyunculara gittiği transferin son gününde hızlıca takıma transferleri yapıldı. Belki de onların uyumsuzluğu var. Ama beni düşündüren başka bir konu var Kayamiroğlu. Hedef konusunda çıkma hedefi konuldu. Aslında öyle yer aldı evet. Evet öyle açıklama yapıldı. Hedef Süper Lig dendi. Sence erken miydi bu hedef? Yani yeni kurulan bir takım için. Yani sonuçta birbiriyle hiç oynamayan futbolcular da var. Yunus'un gitmesi, Lawrence'in gelecek olması takıma. Yani bunlar da tabii ki önemli kayıplar ama liginde henüz başı olmasına rağmen ben çok da sağlıklı yorum yapamayacağım. Şu an belki de düzelecektir bu takım. Belki de ben haksız çıkacağım. Ama benim şu ana kadar gördüğüm oyuncular üzerinde kendilerine olan bir güvensizlik var sanki. Oyuncuların kendine güveni yok gibi hissediyorum. Ben öyle gözlemledim. Evet. Ama bireysel olarak baktığımda ben iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. İyi bir teknik heyetinin olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sıkıntı nerede. Bu hafta maç Ozanköy'le evinde oynuyor. Aynı sahada. Yani bu hafta mutlak kazanması lazım. Beraberlik dahi olmaz. Yani kesinlikle kazanması lazım. Puansal anlamda demiyorum ha. Şimdi Ozanköy özgüven açısından kazanması. Evet, moral motivasyon katılıyorum, için. Katılıyorum. Ama Ozanköy'ü şimdi izleyeceğiz. Yani kolay değil işi. Yani Ozanköy'de az sonra konuşuruz ama Nesters olsun Çanakkale'nin kesinlikle galip gelmesi lazım bu hafta. Evet. Mor Menekşe'nin ben bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Onların da maçı bu hafta Binatlı'yla evinde. Mor Menekşe kazanıp bir anda o havayı da kalayabilir. Evet, yani çok zor bir dakika. Ki kazanması, kazanmasını yakın görüyorum ben. Evet, ben de aynı şekilde. Karşılaşmanın başında da bir sarı kart var. Çok enteresan. Şimdi onu fark ettim. Detayları okurken Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun sayfasından karşılaşmanın detaylarını. Erdoğ Barkınay maç öncesi sarı kart görmüş. Neden? Burada sanıyorum bir devam etsin. Evet, Erdoğ kaptan.
Sanıyorum yardımcı hakem Cenk Arası Özfutlu ile tokalaşmadan geçti. Yani bilmiyoruz kasıtlı mı değil mi, acele mi etti. Yani orada bir şey söylemeyelim. O yüzden mi kart gördü? Tahmin ediyoruz o yüzden. Yani bilmiyorum başka bir detay var mı ki aldığımız bilgi o yönde. Yani tokalaşmadığı için. Öyle bir kural var mı yani? Herhalde var ki Tufan Çeçioğlu göstermiş. Ben ilk kez görüyorum dünyada evet. Böyle bir şey. Yani bilmiyoruz kurallarda ne. Onun o da mı bizim ülkede oldu? Onun bilgisini de ayrıca alacağız ama aldığımız bilgi tokalaşmadığı için sarı kart gördüğü şeklinde. Varsa bir yanlış bir şey onu da düzeltelim tabii. Dünya tarihine geçtik. Yani şimdi geri alalım. Birazcık uzun tuttuk bunu ama. Şimdi elini uzatıyor aslında Erdoğan bakın. Ama Cenk Arası Özfutlu kaleciye dönmüş, Ozan'a dönmüş. Erdoğan da bu kez Tufan Çerçioğlu'na uzanmış. Ne bileyim bir bilmiyoruz şimdi acaba aralarında bir küslük mü var? Bu konuyu bir araştıralım. Tamam soralım hatta bize net bilgi verilirse Erdoğan kaptan çok değerli bir futbolcu yıllardır Kıbrıs futbolunda oynuyor. Çok başarılı Yeni Cami'de hatta şampiyonluklar da yaşadı. Evet. Çok değerli bir isim o da bilgi verebilirse bize veya başka bir kulüp yetkililerinden de olabilir. Tam bilgi alalım. Evet, Erkut Mansucu arkadaşım karşılaşmayı izleyen, BRT Spor adına izleyen arkadaşımızdı, radyodaydı. Kurallar da var diyor. Demek ki Tufan Çerçioğlu şu an aldığımız bilgi, Tufan Çerçioğlu'nun doğru karar verdiği yönünde. Maç öncesi, çünkü burada söyleniyor, M.Ö. Kural neyse uygulanır. Evet, Tufan Çerçioğlu da ondan dolayı sarı kart verdi. Gene biz takipçisi olalım bu kuralın, evet. Bakarız. Evet, tamamlandık. Geçelim, evet. Evet, geçelim. Bir sonraki karşılaşmamız Ozanköy, Maraş Gençlik karşı karşıya geldiler. İzliyoruz. Sonrasında stüdyodayız. Gençlik ikinci hafta karşılaşması Ozanköy, Mustafa Özkayım stadı Ozanköy, Maraş Gençliği konuk ediyor. Zekai Töre karşılaşmanın hakemi Mehmetcan Elli, Abdülkadir Karadağ yardımcıları, Fehim Dayı dördüncü hakem, iki kaptan Süleyman Bayır ve Murat Erişik. Seremoni sonrasında maç başlıyor. İlk devreden görüntülerimiz Ozanköy atağı sonuç gelmiyor. Yine Ozanköy atağı orta kale alanı kafa vuruşu İbrahim'den top yandan dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafalardan seken top boşta kalıyor. Sonrasında vuruş top ağlara gidiyor. Gol. Ertu dakika 12 önünde buluyor topu vuruyor ve top ağlara gönderiyor. Kırmızı beyazlar 1-0 öne geçiyor. Ceza alan çelisi Maraş Gençlik adayı Kürşat gole izin vermiyor, yatarak müdahale ediyor. Serkan uzak mesafe seken top ağlara gidiyor. Kaleci Kürşat'ı bir an kandırıyor o top. Sekiyor yerden Serkan'ın golü dakika 23. Serkan Debelleşol skora denge geliyor. Boşta kalan top yine Kürşat uzanıyor, kontrol ediyor. Serbest vuruş. Maraş Gençlik kullanıyor. Burak Karabacak içeriye kafa, kaleci seken top dışarıya gidiyor. Arda arda Maraş Gençlik pozisyonlarından sonra Ozanköy atağı, ceza alan çelisi, gol pozisyonu, vuruş kaleci Umut gole izin vermiyor, İbrahim'in vuruşu yine. Savunmanın gerisine pas, Süleyman Bayır, kaleci Kürşat boşta kalıyor top. Son anda kaleci Kürşat iki hamlede uzanıyor ve kontrol ediyor, kritik müdahale. Süleyman Bayır sol ayağıyla ortasını yapıyor, ceza alan çelisi kafak vuruşu ters ama top üstten dışarıya gidiyor. Sonrasında çalan düdük ilk devre sona eriyor. Bir birlik eşitlik var karşılaşmanın ilk devresinde. Süleyman Bayır direkt kaleyi düşünerek başlıyor ikinci devreye. Ozanköy atağı, ara pası, İbrahim kaleciyle karşı karşıya vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. Maraş Gençlik atağı sağ kanattan gelişiyor. Ceza alanına yerden orta, boşta kalan top, atak devam edecek. Dönerek vuruş, savunma kaleci Kürşat topu kontrol ediyor. Burak serbest vuruş kullanıyor, ceza alan içerisi. Savunma uzaklaştıramıyor, sonrasında top dışarıya gidiyor. Ozanköy atağı. İçeriye pas. Ceylan vuruşu top üstten dışarıya gidiyor. Yine Ceylan topla buluşuyor. İçeriye pas. Ceza alan çelisi. Vuruş top üstten dışarıya gidiyor. İsa Beşli. Sonrasında ara pası Süleyman Bayır. Kaleciyle karşı karşıya vuruyor. Top ağlara gidiyor ama. Çalan düdük var, offside kararı bu pozisyonda. Ozanköy atağı, ceza alan içerisi. Top yükseklik kazanıyor, rövaşata vuruş denemesi. İbrahim'den ama top yandan dışarıya gidiyor. İçeriye orta, boşta kalan top, savunma, penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor.
Ozan Köyatağı, Ceylan, Arapası, İbrahim kaleci de karşı karşıya vuruyor, top ağlara gidiyor, gol. Ozan Köy 2-1 öne geçiyor. İbrahim ilk haftada gol atamamıştı. Bu kez atıyor. Takımın öne geçiyor. Dakika 61. Ozan Köy'ün sevinci. Maraş Gençlik eşitliği yakalamaya çalışıyor. İçeriye orta, savunma, Murat, sonrasında kaleci Kürşat kontrol ediyor. Yine orta ceza alanına. Ters bir vuruş. İstediği gibi olmuyor Maraş Gençliğin. Kaleci, sonrasında Ozan Köy hata. Ceza alan içerisi. Sonuç gelmiyor. Kalkan Bayrak da var pozisyonda. Ara pası. Maraş Gençlik atağı, ceza alan içerisi, orta yerden Süleyman Bayır geçiyor, sonuç gelmiyor. Yükleniyor Maraş Gençlik, ceza alana gönderilen top, Kürşat boşta kalıyor, Süleyman dönüyor ama savunma izin vermiyor. Taç atışı kullanılacak, Maraş Gençlik tüm atlarıyla yükleniyor son bölümde, kaptırılan top. Bir ani atak Ozan Köy adına, kaleci Umut çıkıyor. Umut bir anda eliyle de oynuyor. Yardımcı hakemin uyarısı var o noktada. Mehmetcan Erli, kart beklentisi, Zekai Töre geliyor oraya. Sarı kartını gösteriyor kaleci Umut'a. Serbest vuruş, ceza alan içerisi Murat ama sonuç gelmiyor. Kafa vuruşu, savunma, yine boşta kalan top. Gelişini Ahmet Kıyı vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. Süleyman Bayır kafayla aktarıyor. Ceza alan içerisi. Gol pozisyonu, kaleci Kürşat. Çok güzel bir kurtarış, izin vermiyor. Umut da geldi kaleden. Yükleniyor Maraş Gençlik. Uzak kaledir. Kafa, top üstten dışarıda. Ve sonrasında Zekai Tören'in çalan düdüğü, karşılaşma bitiyor. Ozan Köy 2, Maraş Gençlik 1. Evet, Ozan Köy kazandı. 3 puanın sahibi oldu. Necmi Ulusal. Yani Ozan Köy bu sahada kolay kolay puan vermeyecek gibi. Öyle gördüm. Zemin inanılmaz kötüydü. Evet. Sen gördün de zemini. Evet, ben gittim, maça da gittim. Yeşil görünüyor. Evet, yeşil. Ama göründüğü gibi ama değil. Ama içine girdiğiniz zaman aslında ne kadar göründüğü gibi olmadığını anlayabilirsiniz. Yani buraya da alışmış bir Ozan Köy var. Evet. Bu sahaya alışmış bir takım. Hı-hı. Geçtiğimiz yıl Betem'e birden şampiyon olarak çıktılar. Bu sahada oynadılar. Evet, yani hep bu sahada oynadılar. Evet. Dışarıdaki maçlarda da başarılıydılar ama bu sahada iyi oynuyor Ozan Köy takımı. Hem saha küçük hem zemin kötü. Deplasmana gelen takımlar gerçekten burada zorlanıyor. Yani maç güzel bir maç oldu. Tatlı set bir maç oldu. Beklediğim gibi bir maç oldu. Ozan Köy kazandı. Maraş da kazanabilirdi. Önemli bir galibiyet Ozan Köy için. Zor ama önemli. Yani geçtiğimiz, evet, hafta bir puan çıkardılar. Mormeneş'te de Resman'dan bir puan, kolay değil. Ben beğendim Ozan Köy'ü. Geriye yani düştükleri maçta. Evet. Tam maç bitti derken iki gol birden altın değerinde bir puan. Bu hafta bence ligin iyi bir takımı Maraş. Her zaman genç, dinamik. Bu arada Erdan, mücadele eden bir takım. Maraş bana göre ligin iyi takımlarından ama evlerinde oynamalarının avantajını kullandılar ve kazandılar. Kutluyorum. Önemli bir galibiyet. Maraş açısından konuşacak olursak belki de iki haftada da iyi oynayıp kazanamayan takımların başında geldi. Evet, iyi oynuyorlar aslında. Kötü yani değiller. Evet. Geçtiğimiz hafta 3-0'dan maç verdiler. Evet. Geçit Kale maçında. 3-0. İki tane verilmeyen gol var. İki tane verilmeyen gol var. Bu maçta da verilmeyen bir gol var. Şimdi izleyeceğiz onu. Onu da bir konuşalım. Aha, bana gol pozisyonu gibi geldi ama yine Süleyman. Evet, hep Süleyman Bayır. Yani 3 gol attı, 3'ü de verilmedi. Şanssızlık. Bu sezon ilginç. Kaptan. Gerçekten ilginç. Aha, şimdi gelecek o pozisyonda. Tabii yani beklenen bir sonuçtu aslında. Ben sürpriz görmüyorum Ozan Köy'ün kazanmasını. Hı hı. Denk kuvvetlerin mücadelesi oldu diye görüyorum. Bazı futbolcular, en az Ozan Köy'de Ceylan, İbrahim bir hava katmış, evet, bir, evet, enerji, bir tempo katmış gibi. Evet. Yani ön plana çıkıyorlar yavaş yavaş. Yani Ozan Köy'ün yapması, evet, gereken bu yıl bana göre bu pozisyon sanıyorum. Bunu bir oynatalım en başından. Topu tamam, burada gol oldu, yine gol oldu ama yardımcı hakem bayrağı var. Geri alalım. Tam ekran verebilir miyiz? Tam ekran, bizi de kaldır lütfen Erkut Mansucu. Evet. Geri, topa vurulduğu anda, tamam. Topa vurulduğu an, evet, devam etsin.
Şimdi vurulduğu anda duralım burada, duralım, duralım. Bir geri, evet, burada dursun. Şimdi burada bizim yorum yapmamız pek sağlıklı değil. Neden? Yanında Süleyman Bayram Murat var sanıyorum. Murat evet, var ama bak bu pozisyonda offside'dadır şu an Süleyman. Ama evet, biraz önde. Sol bekte bir futbolcu var mı? Var. Varsa devam etsin, yavaş devam etsin. Yorum yapamayız. Bakalım, yavaş devam ettiğinde Süleyman Bayır tahmin ediyorum. Yani o pozisyonda. Evet, offside evet. Yok. Yani gördün mü ne kadar geride? O futbolcunun 17 orada, numara. Murat mı? Murat 17 değil mi? Murat Beşli. Murat Beşli evet. Yanındaki oyuncu Murat değildi. Yani offside'i keserse Murat Beşli kesmişti. 2 numara. Murat Erişik, pardon, özür dilerim. Murat, kaptan Murat Erişik yanındaydı. Evet. Murat Beşli de sol tarafta. Bence Murat Beşli sanki kesiyordu. Yani bulunduğu noktaya baktığımda bayağı önde. Evet. Süleyman'a göre. Burada önde. Bakın burada Murat Erişik'in yanındayken önde. Burada offside'dir. Evet. Sıkıntı yok ama bu açıda offside'dir. Bir futbolcu daha var. Evet. Sol bekte. Evet. Ben sanki keşke yani katraca alabilsek onu da ama. Yani burada çizgi kamerası hatta olmadığı Murat, için evet, yorum yapamayız. Göremeyiz. Yani Murat Erişik burada birazcık öne geçmiş. Hatta yani offside'de kalsın diye. Oynasın. Süleyman. Devam etsin. Ama Murat Beşli sanki offside'i kesiyor. Bana da öyle geldi. Ama yardımcı hakem bayrağını kaldırmış. Süleyman Bayram bir golü daha gitti. Geçen bir hafta 2 gol, bu hafta 1 gol. Sadece 3 gol gitmedi Kaya Emiroğlu. Belki de 6 puan da gitmiş. Evet tabii yani, puansal açıdan da baktığımızda Maraş Gençlik için bir kayıp ki görülebilir. Ki Maraş'ın da tepkisi oldu yani. Bu maçtan sonra yine puanlarımız gitti evet, gibisinden evet, evet. Bir tepki oldu. Hı hı. Yani ne diyeyim, gerçekten üzücü. Yani hakemlerimiz tabii ki birazcık daha dikkatli olması gerekir ama biz de tabii ki katrajda tam yakalayamadığımız için net de konuşamıyoruz ama burada bir de evet burada bir penaltı beklentisi var. Geri alalım Murat Erişik pozisyonu tam içerisinde. Tam ekran bir görelim. Bana kapalı gibi geldi ama izlerken el, bunu söyleyeyim. Bir görelim. Yerden mi sekti, vücuttan mı, ona bakalım. Gelsin, devam, devam. Öne, öne, öne gitsin. Öne, evet. Devam. Yavaş devam edelim. Devam. Burada tabii Süleyman Bey vuramadı topu ama evet. Elsen kapalı gibi. Yani kapalı ve sırtı da dönük. Yani ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Yani ben de düşünmüyorum. Evet. Tamam, devam etsin. Var mı ama yorumu? Ama offside pozisyonuna gerçekten ben gol diye bakıyorum. Evet tabii o biraz ben sanki öyle gördüm. Evet. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Maraş'ın attığı golü de bir gösterirsek ilk yarıda zeminin ne kadar, zemin konusunda ne kadar haklı olduğumu izleyiciler görecek. Bu gol bu arada İbrahim. Bu da güzel bir gol. Evet, İbrahim'in golü de güzel. İlk yarıya gidelim. Maçı tekrar başlatabilir miyiz? İlk başını alalım. İlk karşılaşmanın başında. En başında. Dakikalarımız da 23'tü. Serkan'ın pozisyonu devam etsin. Zaten birazdan gelir biz konuşalım. Evet, son cümleleri edeyim bu maç için. Evet, tamamlayalım. Yani maç denk. Ozan Köy için önemli bir galibiyet. Tekrar 3 puan. Önlerine bakacaklar. Bu hafta Çanakkale deplasmanı. Oradan da bir puan bile çıkarsalar bence çok iyi. Bence olur. Bir puana değil 3 puana gidecekler. Yani ben, olabilir ama. Ben Hüseyin Hacı Ömer hocamı eğer biraz tanıyorsam Necmi Ünsal. Yani bu hafta öyle bir puan falan değil. Cüretkar oynuyor çünkü Ozan Köy. Mor Menekşe'ye de öyle oynadı. Ozan Köy boş bir takım değil. Kesinlikle. Maraş Genç mücadele eden maçı, karşılaşmayı zorlayan bir yapısı var oyuncuların. Genç, dinamik. Devam etsin. Devam. Biraz sonra gelecek ama Maraş için de yani ben olumsuz bir şey düşünmüyorum. Belki mağlup oldular ama Maraş'ın ben önümüzdeki maçlarda puanları toplayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Yani Maraş da kötü oynamıyor. En az Ozan Köy'den, yani Ozan Köy'den iyi demeyeyim ama en az Ozan Köy kadar iyi bir takım. Evet, bu pozisyon. Evet, gol pozisyonu, sekti top yerden. İzleyelim bunu, hızlı izleyelim. Devam etsin, hızlı devam etsin. Normal. Evet, devam etsin. Vursun, yani, normal. Açıya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani kaleci üzerine zaten geliyor top ve bekliyor. Yani Kürşat bu golü yemez. Kaya Emiroğlu. Kürşat iyi bir galeci. Bu golü yemesi için zaten ancak böyle bir şey olması lazımdı. Bakın. Ya evet, yani sert bir şut tamam ama. Ve bak bir şey söyleyeyim. Golü yiyen kim?
Ozanköy. Evet. Ozanköy kendi sahasının dezavantajına uğradı. Evet. Maalesef. Yani. Orayı... Her zaman size avantaj sağlamaz bu saha. Evet. Size gol de yedirebilir. Düzeltsinler orayı da, her yeri de. Yani bu en azından ciddi bir uyarı. Gol yediler bu pozisyonda. Ciddi bir uyarı olsun. Yani kalelerinde gördükleri gol. Bu arada koşarken bakın yukarıya sıçrayan kumlar var. Evet, evet. Onu da fark ettik. Zemin bir elden geçmesi gerekiyor. Yani haklı mıyım Kayamiroğlu? Kesinlikle haklı. Sağ içini yürüdüm çünkü. Evet, seni gördün de. Evet. Evet, tamamladıysak hemen geçelim, devam edelim. Süremiz de azalıyor çünkü. Bir sonraki karşılaşma Binatlı Girne Akevi karşılaşması. Gol yok, 0-0'lık eşitlik izliyoruz. Sonrasında stüdyodayız. Kısa birincilik ikinci hafta karşılaşması. Güzel Yurt Üner Berkalp Stadı. Binatlı Girne Akevi'ni konuk ediyor. Hüseyin Özkan karşılaşmanın hakemi. Halil Atlar, Merve Ateş yardımcıları. Olgun Canik dördüncü hakem. İki kaptan, 2-7 numara seremonide. Ayden ve Sertaç. Sonrasında görüntülerimiz ilk devreden Girne Akevi atağı. Girne Akevi atağı, Ayden pası, Sezer. Sonrasında Mustafa Yaşar gol pozisyonu vuruyor, savunmaya koyuyor. İzin vermiyor Sertaç. Sonrasında kaleci Uğur Şahin. Binatlı atağı. Soldan gelişiyor. Direkt kaleye vuruş, top üstten dışarıda. Güzelyurt'ta yoğun yağmur var. Karşılaşma devam ediyor. Kaleci Uğur Şahin uzanıyor, kontrol ediyor. Yine Binatlı atağı. Zemin kayganlaştı. Vuruş, top üstten dışarıda. Kale alan içerisi, gol pozisyonu. Ama Uğur iki hamlede topu kontrol ediyor. Taç atışı kullanıldı. Ceza alanı içerisi Abdurrahman, gol pozisyonu, içeriye pası ama kalkan bayrak var, offside. Ersen'in ortası. Ferdi Kösem kafayı vuruyor, kaleci Burak uzanıyor. Köşeden çok iyi bir kurtarış, izin vermiyor. Sonrasında Ersen'in hamlesi var rakibine yönelik. Maçın hakemi Hüseyin Özkan. Kırmızı kart Ersen'e. Dakika 39. Binatlı sahada 10 kişi kalıyor. Sonrasında da sarı kart Aziz Özsakallı'ya itirazlarından dolayı. Ersen oyun dışında kalıyor. Girne Akevi atağı, savunmanın gerisinde Mustafa Yaşar gol pozisyonu. Aşırtma vuruş, top üstten dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor. Ceza alan çelisi, ters vuruş, savunma, boşta kalan top, verdi vuruyor top yandan dışarıda. İlk devrede gol yok. Binatlı başlıyor ikinci devreye. Formalarını değiştiriyor Girne Akevi. Yağmur devam ediyor. Ceza alan çelisi Burak. Penaltı beklentisi müdahale. Aldatmaya yönelik hareket diyor bu pozisyonda. Ve Tahir'e sarı kart gösteriyor Hüseyin Özkan. Tahir'in itirazları var ama sonrasında Aziz orta, kafa Ferdi'den top yandan dışarıda. Binatlı yükleniyor cezaya, sert vuruş, kaleci Burak. Sonrasında top yükselik kazanıyor, sonuç gelmiyor bu pozisyonda. Ceza alanına gönderilen top savunmayı geçiyor. Ceza alan çelisi, darbazın vuruşu, sonrasında bir vuruş daha ama sonuç gelmiyor yine. Binatlı atağı, kafa vuruşu, boşta kalan top, darbaz, ceza alan çelisi, geriye pas ama isabetsiz. Taç atışı kullanılıyor, ceza maçesi, boşta kalan top, gelişine vuruş, top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Mehmet Bahattin'in vuruşunda. Sonrasında çalan düdük karşılaşma sona eriyor, gol yok. Güzelyurt'ta Binatlı 0, Girne Akevi 0. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda gol sesi çıkmadı. Necmi Ulusal 0-0 eşitlik, pozisyon var aslında ama gol yok. Yani pozisyon var, gol yok ama puan için gol lazım. Girne Akevi bana göre karlı bu maçta. Deplasman olduğu için. Kesinlikle. En azından. Evet. İlk hafta kazanmıştı Girne Akevi. Buradan da bir puan çıkardılar. 4 puan. Bir gol atmış. Gol yememiş henüz Girne Akevi. Savunması iyi, yani takım savunmasını iyi yapmış Girne Akevi ilk iki haftada. Bunlar önemli ama Binatlı için aynı şeyi söyleyemem. Bu maçta bayağı pozisyonları var ama siz o golü yapacaksınız. Yani ben çok umutluyum Binatlı'dan bu yıl. Hala da sözümün arkasındayım. Söylüyorum. Binatlı'nın bu yıl üst taraflarda mücadele edeceğini söylemiştim ben. O playoff heyecanının içinde olabileceğini söylemiştim. Hala da aynı düşünüyorum ama haftalar geçtik sonra bu sıkıntıyı aşamazlarsa hücum hattında
zirveden kopabilirler. Evet. Puan farkı açılabilir. Yani 39 İki haftada da... gol yemediler ama gol de atmadılar. Gol de atmadılar. Yani burada bir sıkıntı var. Evet. Bu sıkıntıyı çözmeleri gerekir. 39'da kırmızı kart Ersen ve ikinci yarının neresi tamamını 10 kişi. Yani ona rağmen de pozisyon bulmuş Binatlı. Evet. Yani evet. Aslında kötü oynamadı Binatlı takımı ama dediğim gibi gol eksik. Bu sıkıntıları aşmak için ona göre çalışmalarını sürdürmesi lazım. Girne Alkevi yine bu lige renk katacak bir takım. Afyon Hoca'nın öğrencileri mücadeleyi seven, yapısında mücadele olan, pres yapan, baskı yapan, golü düşünen, açık futbolu seven bir yapısı var Afyon Hoca'nın. Gençlere güvenen, güzel bir takım yaratmış. Yani burada ilk 11'de birkaç tane genç oyuncu gördüm. Yine geçen hafta konuşmuştuk. Girne Alkevi'nde. Evet. Oyuna sonradan giren 4 tane oyuncu var, 4'ü de genç. Evet. Bunlar güzel şeyler. Mustafa yani, Yıldırım, Soyer, Ahmet ve Mehmet. Yani bunlar Efendim. Yani sizin hedefiniz çıkmak değilse zaten bir tecelliyle oynuyorlar. Demek ki hedefleri çıkmak değil. Evet. Ne düşmek ne çıkmak. Ligde kalmak. O yüzden her takıma bu şekilde oynayacak Girne Alkevi. Her takım da Girne Alkevi'ne zorlanabilir. Çünkü mücadele eden bir takım. Evet. Girne Alkevi takımı. Genç oyuncular kendini göstermek için sahada savaşan bir yapısı olacak. Binatlı dediğim gibi yani bu sıkıntılarını aşarsa Binatlı'nın kadrosunun iyi olduğunu düşünüyorum. Lig uzun. Hep birlikte göreceğiz ama maçta ağır bir zeminde oynandı. Zemin evet, ama ağır bir havada oynandı. Evet, o da etki etmiştir. Önümüzdeki hafta Binatlı Mormeneş'e deplasmanı. Zor bir deplasmanı var. Yani bilmiyorum artık biraz işinin kolay olmadığını düşünüyorum. Evet. Girne Alkevi de önümüzdeki hafta Yılmazköy evinde. Dediğim gibi kestiremiyorum. Girne Alkevi'nin her maçı hemen hemen aynı mücadele yönünde. Ama Mustafa Yaşar'dan biraz daha fazla katkı alması gerektiğini düşünüyorum. Evet, oyuna artık daha fazla ağırlık. Biraz daha ağırlık. O da bir iki hafta içinde ben adapte olacağını düşünüyorum. Evet. İzleyeceğiz. Yorumlar tamamsa hemen geçelim. Bir sonraki karşılaşmamız zamanı da verimli kullanma adına. Bir sonraki karşılaşma Mustafa Acar, Yılmazköy, Yalova karşılaşması. 2-2'lik beraberlik izliyoruz. Sonrasındayız. Aksa 1. Lig'in 2. haftasında Mustafa Hacıali Yılmazköy ile Yalova Yılmazköy Mustafa 3-0 stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Şakir Azizoğlu, Yusuf Bakar, Emir Turalı yardımcılıklarını yapıyor. İki batı bölgesinin güzide takımı Yılmazköy'de Mustafa 3-0 stadında karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde seremoni her iki takımda sahada ve 2. hafta mücadelesine ev sahibi Yılmazköy'ün vuruşuyla başlanıyor. Serbest vuruşu kullanıyor Yalova. Direkt kaleye seken top. Atak devam ediyor. Bu ataktan sonuç alamıyor. Bir başka serbest vuruş. Ceza sahasında yapılan orta. Kaleci Hüseyin Platin kendi arkadaşıyla çarpışıyor. Top dışarıya gidiyor. Üst üste Yalova atakları. Mehmet Kum açılan top. Ceza sahasında gol pozisyonu. Vuruş arasından kaleci Hüseyin başarılı. Ceza sahasında yapılan orta. Mehmet Nul Kadir dokunamıyor. Top dışarıya gidiyor. Gelişen bir başka atak. Savunma arkasında yine Mehmet Nulkadir. Gol pozisyonu, top dışarıda. Üst üste pozisyonlar. Mehmet Nulkadir ile başlayan atak. Ceza sahası içerisinde aşırtma bir vuruş. Kaleye giden top ağlara gidiyor. Ve Yılmazköy 1-0 öne geçiyor. 15. dakikada Barış'ın attığı golle Mustafa Hacı Ali Yılmazköy Yalova karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var. Mustafa Hacı Ali Yılmazköy takımında gelen gol sonrasında. Serbest vuruş Selçuk kullanıyor, kaleci Hüseyin'de kalıyor top. Bu kez serbest vuruşu kullanan Mustafa Hacı Ali Yılmazköy elle müdahale ve serbest vuruşa hükmediyor. Maçın hakemi Şakir Azizoğlu. Serbest vuruş kullanacak Mustafa Hacı Ali Yılmazköy. Topun başında Barış. Dakika 30, mükemmel bir gol atıyor. 30. dakikada Barış'ın attığı bu mükemmel golle Mustafa Hacı Ali Yılmazköy 2-0 öne geçiyor. Barış ve arkadaşlarının gol sevinci üst üste gelen gollerle 2-0 öne geçiyor Mustafa Hacı Ali Yılmazköy. Yalova atağı gelişecek. Gelişen atak ceza sahasında içeri orta Mehmet Kum topu ağlara gönderiyor. 33. dakikada Mehmet Kum'un attığı golle fark 1'e iniyor. Skor 2-1'e geliyor. Umutlanıyor Yalova takımı Mehmet Kum'un attığı golle. Bir başka atak ceza sahasına yapılan orta. Kafa vuruşu asrından sonuç gelmiyor. Serbest vuruşu Barış kullanıyor. Kaleci
övgü ikamlede topa sahip oluyor. Hasip paslaşarak kullanılan serbest vuruş, ceza sahasında yapılan orta, kafalardan seken top, sert bir vuruş azminden sonuç gelmiyor ve maçın hakemi Şakir Azizoğlu'nun çalan düdüğüyle ilk yarıyı Mustafa Hacı Ali Yılmazköy Yalova karşısında 2-1 önde tamamlıyor. İkinci yarıyı teknik arızadan dolayı veremiyoruz ve 90. dakikada Mehmet Kum'un attığı golle karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlanıyor. Evet, çok özür diliyoruz. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir teknik arıza meydana geldi ve ikinci yarıyı maalesef çekemedik. Tabii ki 90. dakikada da Mehmet Kum'un golü geldi Necmi Ünsal ve 2-2'lik eşitlikle tamamladı. Evet. 2 gol Barış Küçük'ten, 2 gol Mehmet Kum'dan. Aynen geldi. 2-2'lik eşitlik ve birer puan aldı iki takımda. Neler söylüyorsun? Yani iki takımı da aslında ben birbirine benzetiyorum bu yıl adına. Hem renktaş, evet, iki takım. Evet. Hem de iki haftada iki puan, iki beraberlik. Yılmazköy takımı 3 gol atıp 3 gol yemiş. Yalova takımı 2 gol atıp 2 gol yemiş. Evet. Yani dengede bir maç. Evet. Belli ki dengede bir maç gördüğüm kadarıyla. Tabii ki maçta değildim ama iki takımın da ben bu yıl yani bu orta bölgede yer alacağını düşünüyorum. Orta bölgede ama haftalar geçtik sonra tabii ki daha net konuşabileceğiz. Yani çıkmaya oynayamayacak. Yılmazköy, yani Yalova'nın ben çıkmaya oynayacağını düşünmüyorum. Evet, bu kez playoff hedefi olmayacak diye. Mustafa Hacı Ali Yılmazköy bu yıl biraz daha hedeflerini büyüttü. Hı hı. Tabii ki daha ligin başı kaç tane takım gördük mesela. Hedefini Süper Lig olarak koydu ama yani daha puanla tanışamayan takımlar var. Evet. Yani 3 tane takım. Sonuçta Mustafa Hacı Ali Yılmazköy en azından 2 puan aldı. Geçen hafta Esentepe deplasmanı bence önemli bir puan. Çok zordu. Evet. Zor bir deplasmanı bitirdi. Bu hafta yenmesi lazımdı bana göre. Yani 2-0'ı buldunuz evinizde siz. Her ne kadar rakibiniz de yani Yalova kötü bir takım değil ama 2-0'dan sonra siz bu maçı kendi evinizde kazanacaksınız. Kesinlikle. Yani ciddi bir avantajınız vardı. 2-0. Yani 3'ü yani de bulabilirdiniz. Yani 15. Siz 2-0 öndesiniz. Rakibiniz sizin mecbur üzerinize gelecek gol için. Arkada boşluklar bulup 3'ü atıp bitirebilirdiniz maçı. Evet. Ama olmadı. Önümdeki maçlara bakacak artık Mustafa Hacı Ali Yılmazköy. Bu hafta Girnalkevi deplasmanı. Evet. Yalova. Yalova da Hamitköy. O da zor yani bir o da maç. Ciddi bir puan mücadelesi olacak yani. Yani az önce Girnalkevi için söylediğimi Yalova için de söyleyebilirim. Onlar da genç, dinamik, evet, mücadeleyi seven bir takım. Mehmet Kum iyi bir golcü. Selçuk geri geldi takıma bu yıl 10 numara. Evet. Yeşilova'dan geri Selçuk döndü. Selçuk ben çok takdir ediyorum. Gerçekten o da iyi bir futbolcu. Mehmet Kum aynı şekilde. Evet. Yani bunlar iyi oyuncular. Göreceğiz önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans sergileyeceklerini ama 2-2'lik eşitlik ne şiş yandı ne kebap diyebilirim. Evet. Ama Yalova için yine de bir puan. Evet. 2-0 geriden geliyor. Ve 90. dakika. Deplasmanda bir puan almak, evet, önemli. Evet. Yılmazköy eğer playoff istiyorsa bu tip maçlarda puan kaybetmemesi lazım. Evet, kesinlikle. Her ne kadar daha ligin başı olsa da hatalarından ders çıkarması lazım. Evet, geçelim son karşılaşmamız. Necmi Ünsal, Hamitköy, Esentepe. Lefkoşa'da Hamitköy'de. Hamitköy, Esad Erdoğan Musa'da oynadılar. Yine gol sesi çıkmayan bir karşılaşma oldu. 0-0'lık eşitlik izliyoruz. Sonrasında yorumlarla buradayız. Aksa 1. Lig 2. hafta karşılaşması. Hamitköy Esat Erdoğan Usta'da Hamitköy Esentepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemi Mutlu Amamcıoğlu, Hakan Gökşahin, Coşkun Yardımcıları, Fatih Bardakçıoğlu. 4. hakem siyah formayla oynuyor. Esentepe takımı beyaz formayla Hamitköy takımı. İlk devreden görüntülerimiz. Esentepe karşılaşmaya başlıyor. Hamitköy hatalı serbest vuruş, ceza bançesi, kafa, sonrasında bir kafa vuruşu daha ama sonuç gelmiyor. Kaleci Ahmet Vatanseven, aşırtma bir pas, ceza bançesi, ikili mücadele, oyun devam ediyor. Yine bir serbest vuruş Hamitköy hatağında, ceza alanı, kafa vuruşu, Ahmet Vatanseven iki hamle kontrol ediyor. Arda Hamitköy hatalar, güzel bir vuruş ama sonuç gelmiyor. Hamitköy hatağı, uzak mesafe, sert vuruş kaleci Ahmet Vatanseven, Serhat Desten'in vuruşunda. Sonrasında ceza bançesi, vuruş, top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Arda arda kaçan goller var Hamitköy adına. Serbest vuruş, Esentepe hatağı, Rövaş hatağı, top üstten dışarıda. Hamitköy hatağı, Eser,
ceza alanına gönderiyor. Altan kafa direkten dönüyor. Yine Altan top yandan dışarıda. İlk devre son düdük geliyor. 0-0'lık eşitlik var. Gol yok. İkinci devreden görüntülerimiz. Hamitköy başlıyor. Rüzgarlı bir hava var. Esad Erdoğan Muslan'da köşe vuruşu. Kafa top yandan dışarıda. Gol yok ama kaçan pozisyonlar var iki takım adına da. Ceza çesi Altan gol pozisyonu vuruş top yandan Aspana dışarıya gidiyor. Net pozisyonlar kaçıyor Hamitköy adına. Esen Tepe atağı. Deniz Kibar kendisi gidiyor. Zorluyor. Deniz döndü sıyrıldı yerde kaldı. Penaltı beklentisi oyun devam ediyor. Deniz'in tepkisi var. Utku Amamcıoğlu'na sarı kart. Serbest vuruş. Ceza alanına gönderilen top. Devran kafa kaleci Mahmut. Çok güzel bir kurtarış. Yusuf pozisyonu zorluyor. Ceza ançesi Yusuf. Sert vuruş kaleci Mahmut. İzin vermiyor. Yatarak müdahale. Esen Tepe'nin baskısı var. Karşılaşmanın ikinci devresinde. Yine Esen Tepe atağı. Ceza ançesi Deniz Kibar. Gol pozisyonu dışarıya. Yusuf şut pozisyonu. Savunma müdahale. Penaltı diyor Utku Amamcıoğlu. Penaltı diyor pozisyona itirazlar var ama Esen Tepe penaltı kazanıyor. Topun başında Deniz Kibar. Deniz geliyor, vuruyor kaleci Mahmut gole izin vermiyor. İyi uzanıyor gole izin vermiyor. Esen Tepe öne geçemiyor. Sonrasında çalan düdük karşılaşma sona eriyor. Hamitköy 0, Esen Tepe 0. Evet gol sesi çıkmadı. 0-0'lık eşitlik. Necmi Ulusal bir 0-0 biten karşılaşmada ama bayağı da yine pozisyon, penaltı, kaçan penaltı. Yani sanırım en güzel maçlardan biri de bu oldu. Evet. Hamitköy Esen. Gol olmadı ama. Aynen ama çok güzel pozisyonlar var. Özellikle evet. Hamitköy çok pozisyon kaçırmış. Genç Altan iyi gününde ama şanssızdı biraz. Direkt pozisyonu var. Yararlanamadığı bir pozisyon var. Tabii ki iki takım açısından da önemliydi bu maç. İki takım da 3 puan hedefledi ama birer puanla döndüler. Evet. Hamitköy yani kazanması gerekirdi bu maçı. Hem geçen hafta kaybetti hem bu hafta evinde oynuyor. Evet. Ama belki de maçı da kaybedebilirdi. Yani maçı farklı kazanabilecek bir Hamitköy, birçok pozisyon harcayan Hamitköy son dakika kalecisi Mahmut'a dua etmeli. Evet. Mahmut da yani, biraz o bir puanı kurtarmış. Kesinlikle o aldı yani puanı. Evet, yani inanılmaz uzandı. O penaltıyı çıkarmak kolay değildi. Evet. Deniz kötü vurmadı yalnız. Mahmut çıkardı yani evet. O penaltıyı. Eliyle hatta sol eliyle iyi uzanmış. İyi uzandı. Evet. Yani dediğim gibi yani yazık oldu her iki takıma da. Her iki takım da kazanabilirdi. Hı hı. Ama maçın hakkı bu şekilde oldu. Birbirlik, beraberlik. Tabii genç oyuncular çıkıyor ya. Hamitköy'de bu sezon Salih Sakallı penaltıya sebebiyet verdiği tecrübesizliğine veriyorum. Yani. İyi olacak. Altan çocuk gerçekten çok iyi bir yetenek. Ben çok umutluyum Altan'dan. Esen Tepe zaten birçok oyuncu hep genç. Esen Tepe de Hamitköy gibi. Kendi köyünden yetişen gençler. Evet. İki takımın da benzer özelliğiydi. Güzel bir maç olmuş. Tabii o gün başka bir maçta görevliydik. Maçı göremedik. Tek eksik ama gol. Yani tek bu eksik gol. İki takımın da playoff'un içerisinde olacağını düşünüyorum. Playoff hedefiyle yani oynayacaklar. Üst tarafları zorlayabileceğini düşünüyorum. Burada yalnız penaltı var mı yok mu bir bakalım. Net penaltı. Evet. Çok güzel yakaladık. Geri alalım. Tam ekran bizi de alın ekrandan. Orada Mahmut Polat'ın. Tam ekran alalım. Mahmut Polat orada Deniz Kibar'ın büyük yeteneği var. Tamamdır oynasın. Devam devam. Öne doğru. Öne. Çok vaktimiz de yok. Yani bak öne. Burada Deniz sıyrılıyor. Tamam. İyi ince mücadele etmiş orada. Deniz bayağı sıyrılmış da. Yani bak çalımları çok ünlü zaten. Burada öyle bir topu çekiyor ki Mahmut da topa hamle yapmasına rağmen sol ayağına iyi bakın Mahmut'un. Evet. Bileğine direkt. Bu penaltı. Darbeyi yedi. Bu penaltı. Net penaltıdır. Bunu vermemiş Utku Amamcıoğlu. Sol bileğini görüyorsun değil mi? Evet. Sol ayağını. Evet. Mahmut'un sol ayağı Deniz'in sol ayağına temas ediyor. Sert bir biçimde. Bunu göremedi herhalde bu Utku penaltı. Amamcıoğlu. Bilemem. Devam etsin. Sonundaki pozisyon da penaltı. Evet devam etsin. Diğer penaltı pozisyonunu da görelim. Yani burada itiraz etmesi çok doğaldı Deniz'in evet, ama kesinlikle. Burada kart gördü. Haklıydı çünkü. Evet penaltı bence de. Burada Mahmut'un inanılmaz kurtarışları. Çok. Bence Hamitköy'ün bu yıl adına en büyük transferi. Evet çok iyi. Yani ilk maçta iki gol gördü kalesinde ama bu maçta Beşiktaş altyapısı almış. Türkiye evet. Genç Milli Takım çok kalesini iyi. Korumuş bir isim çok Mahmut. Bir Hamitköy'ün bu yıl çok iyi bir sigortası var evet. Kalede. Evet. Evet bu pozisyon Yusuf. Burada da Salih'in
Yani dengesiz çıkış. Kontrolsüz. Net penaltı. Evet, net penaltı. Bu penaltının kurtarılışını da görelim. Devam etsin. Burada iyi ki de pozisyon penaltıdır zaten. Burada iyi ki de bir sakatlık, ciddi bir sakatlık. Evet, olabilirdi. Olmadı. Olabilirdi. Tamam, penaltıyı da kullansın Deniz Kibar. Yalnız Mahmut bunu da çok iyi çıkarmış. Bakın sol eli uzanmış. Son anda iyi uzadı. Yukarıya gerçekten doğru. Hani iyi kullandı Deniz Kibar ama Mahmut da iyi önlemiş. Yani güzel bir iki takım da futbol oynamak istiyor Kaya Miroğlu. Evet, evet. Gördüğüm özetlerden bunu anladım. İki takımın da derdiği sahaya gelen futbol severlere iyi futbol izlettirmek. Ve gerçekten de izlettirdiler. İki takım da galibiyeti düşündü. Açık futbol oynadılar. Evet. Galibiyeti istediler. Pozisyonlar ürettiler. Tek eksik goldü bu karşılaşmada. Her şey vardı. Tek gol eksikti. İlerleyen haftalarda ben her iki takımın da bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Siz bir maç yani iyi oynarsınız, karşılığını bir maç alamayabilirsiniz. Ama gün gelir siz öyle bir karşılığını alırsınız ki çalışmanızın, oyununuzun. Seri galibiyetler olabilir. İki takım için de bu geçerlidir. Evet, Levent Hamitköy'ü bu maçta daha çok beğendim. Evet. Hamitköy'ü. Daha da iyi olacak diye düşündüm ben de. İki takımın da nasıl ki Gönyeli, Miracle Değirmenlik, Mor Menekşe'den bahsettik gün adına. Hı hı. Ve umudum olduğu Binatlı'dan. Aynı şeyleri ben Esentepe ve Hamitköy için de söyleyebilirim. Evet, süremizin sonuna geldik. Bu hafta hangi maçtasın? Yetmiyor, bilmiyoruz ama tahminim Demis Konstantin Çanakkale Ozanköy'de olabilirim. Belli değil ama göreceğiz bakalım. İzleyelim tabii ki bu haftaki karşılaşmalar da birbirinden zorlu ve güzel olacak diye düşünüyorum ki haftanın karşılaşması da kesinlikle Gönyeli Miracle Değirmenlik. Ben de oraya gitmek istiyorum. Tamam, izlersen onun da değerlendirmesini yapacaksın. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Evet, bugün montajda Ahmet Ogan, Çiğdem Cabacaba, Mete Asilsoy'a çok teşekkür ediyoruz. VTR'de Ali Bozkurt, resim seçici Deniz Yazerler, KJ'de Vasfi Kuni, kamerada Gül Deney ve değerli yönetmenim Erkut Mahsucu. Çok teşekkür ediyorum yayında yapımda emeği için tüm arkadaşlarım adına. Sağlık ve spor dolu günler diliyorum. Hoşça kalın. Dönerken müzik Bayrak FM'de. Eve dönerken müzik Bayrak FM'de. Bayrak FM her yerde. Bülent Günkut'la Beşçayı. Ceyhun Yeşilada'yla Pop Rock Cafe. Cihan Çayan'la Cihan'la Keşif. Kıvanç Giritli'yle Nefsi Müdafaa. Yılcan Ağoğlu'yla Yine Yeni Yeniden. Rabia Gürkan'la Tozlu Gramofon. Kuzey Tarık'la Kuzey Tarık Show. Mustafa Soykan'la İçimden Geldiği Gibi. Özlem Karakaşlı'yla Yaşam Yolu. Rabia Gürkan'la Radyo Aşk'tır. Sehay Özay'la Sehay'la 90'lar. Serdar Eren'le Serdar Eren On Year. Şirin Murçak'la Şirinname. Yılcan Ağoğlu'yla Yaşadıkça. Uygar Yeşilada'yla Hayata Gülümse. Sehay Özay'la Sehay'la. Bayrak FM her yerde. Gündeme özel konular, gündeme dair konuklar. Levent Kutay'la Burası Önemli. Çarşambadan Cuma'ya 12.05'te BRT 1'de. Doğanın savunucuları, alanında uzman konuklarla iklim krizi ve çevre konularını masaya yatırıyor, ülkemizin çevre sorunlarına çözümler arıyor. Profesör Doktor Şerife Gündüz ve Doçent Doktor Burak Ali Çiçek'le Doğanın Savunucuları yeni yayın döneminde her çarşamba 18'de BRT 1'de. Dünya giderek artan bir hızla küreselleşirken, inovatif girişimcilik Kuzey Kıbrıs'ın bu trene biniş bileti. İşte bu fırsatı yakalamaya çalışan girişimcilerin buluşma noktası, girişimcinin dünyası. Temel Üngör'le girişimcinin dünyası yeni yayın döneminde her perşembe saat 18'de BRT 1'de.
Dünyaya iki farklı pencereden bakan siyasal iletişim danışmanı Uğraş Beratlı ve doktor yazar Cemal Mert karşıt görüşte bir araya geliyor, ülke ve dünya meseleleri hakkında görüşlerini izleyiciler önünde tartışıyor. Karşıt Görüş yeni yayın döneminde her pazartesi 18'de BRT 1'de. Sesle çıkıyordu zaman zaman. Biz o mermi yağmur altında o iki gün gidip geldik kooperasyona. Ve son akşam ayrıldı. Yıllarca çalıştığınız bir yerde bir takım eserler bakmışsınız. Göz nurunuzla, gönlünüzle, kalbinizle, tırnaklarınızla işlediğiniz bir takım eserler baktınız. Bu eserlerin hepsi de birer sanat eseriydi. Yaptığımız skeçler, temsiller, arkası yarınlar, Türkiye'ye getirdiğimiz bir takım şeyler, bütün malzemeler, yerli sanatçılarımızın müzik programları, plağa aktardığımız, orada plak yapımı da vardı. Aktardığımız yerli grupların konserleri, yerli grupların programları hep orada kaldı. Zati eşyalarımız orada kalmıştı. Dolayısıyla içimizde bir boşluk vardı. Bu boşluk mesleğe karşı olan boşlukla birlikte bu kayıptan dolayı da daha da artıyordu. Ve bizi daha hızlı üzen bir nokta daha vardı. Rumlar o malzemelerimizi kullanarak bize karşı savaşı devam ettiriyorlardı. Radyomuz yok mu dedi. Kaç hangi nedir frekansı dedi. Öyle bir şeyimiz yok oğlum dedi. Bizim de bir radyomuz olması gerekiyor. Olması gerekiyor ama havadan gelmez dedi. Yok dedi. Ben bunu yapabilecek kudretteyim. Biliyorum da ve bana izin versinler. İzin alayım dedim. Yardım etsin birkaç kişi. Ben 24 saat zarfında sesimi duyururum. Bayrak. Cılız mılız ama çıktıydı yani. Bayrak, i̇şte dedim o çıkıştan bayrak, sonra gün be gün, ay be ay gelişmelerimiz oldu. İlk yayınımız başladığında bayrak, ısarın üstünde, ısarın ucuna kadar sesimiz duyuldu. İkinci denemede